Ya Muhammed Allah'u salli ala şefi'i zunubina Muhammed Allah'u salli. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahdurun. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Hakkınızı helal edin. Biraz geciktim de hastanelerdeydim. Bir omuz ağrılarım dedim size, işte duramıyorum ağrıdan. Bileğime de vurmuştular. Elim falan. Bir doktor buldum. Sizden de tavsiye ediyorum size diye söyleyeyim. Ben kendime bir fayda görürsem illa insanlara tavsiye ediyorum. Çünkü çok ağrısı olanlar var, dayanamayanlar var. Bu normal doktor sistemi değil. Liv Hastanesi, adı Liv Hospital diye geçiyor, Ulus'ta. Burada Kader Hoca, soyadını biliyorum da, Keskin Bora mı olacak, öyle bir şey, Kader Hoca Hanım. Bu ağrı üzerine, yani ağrı üzerine doktor ben duymadım. Türkiye'de de 6-7 kişilermiş. Ağrıyı yani radyo frekansıyla tedavi, fakat iğneler var tabii, uzun iğneler, büyük iğneler. Resmimi de çektiler de dedim, şimdi millete şey etmeyelim, sonra çok üzülüyorlar, ağlıyorlar kadınlar falan. Bu iki omzum tabi tutuk, şimdi elhamdülillah bak açıldı. Hiç sola sağa sola çeviremiyordum yani, selam verirken şu kadar böyle yapamıyordum. He. Ama o omuz hemen geçer dedi, buralara da bir hafta verdi. Azıcık birkaç sene idare eder dedi, birkaç sene ya Allah kerim, yani yaşar mıyız ölür müyüz? Birkaç sene daha secde yapalım, rükû yapalım rahat. Tabii çok ağrı, dayanılmaz, şeker vurmuş omuz her yeri. Ama burada esas size şeyim, kanser ağrıları olanlar var. Dayanılmaz. Çok bağıran çağır. Herkes etrafında olabiliyor akrabasından. Bu onu da dindiriyor. Hem de böyle uzun süre dindiriyor. Zaten bazısında doktor 6 ay ömrün kalmış diyor. O 6 ay rahat rahat zikir yapar en azından. Bas bas bağırmaz yani. O ağrıları, kanseri duyunca dedim cemaate de söyleyeyim, çok ağrısı olanlar var. Çünkü benim ağrılarım inşallah dindi biraz. Ama şimdi fıtık mesela çok ağrısı var ama ameliyat olamıyor, olmuyor. O ağrıları dindiriyor. Boyun ağrısı, diz ağrıları. Hani böyle ağrısına dayanamayanlar için ben bu kadar doktor geziyorum. Tabii bu işi yeni duydum, Türkiye'de de var imiş ama demek duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Oraya iğne yapıyorlar. Radyo frekansıyla tabii yine yaparken acı yok. O da acıya dayanacaksın. Ben kık bile demedim yani. Dediler ki çok acır burası bilek. Ne yapalım, benim acı hissetme eşiğim yüksek. Onun için elhamdülillah kık demedim ama tabii bazısı bağıratabilir. Ağır iğneler yani. Ama sonra 10 dakika duruyor, o durduğu zaman da ağrı yok. Girip de siniri bulana kadar. Siniri de ararken bulurken ne zaman kolum böyle atmaya başlıyor, yerini bulduk diyor. O noktaya yani işlem yapılıyor. Ondan sonra seslerim de hasta olmuş falan, ona da gittim, ona da gittim, kalbe de gittim. Kalp idare eder işte. Yani tabii arızalar çok ama kontrol ve takip lazım. Allah-u Teala devamlı günahlarımıza kefaret olacak Rabbim ameller nasip eylesin. Allah'ım ağrıdan sancıdan evvel tevbeyle, istiğfar ile ve salih amellerle, ibadetlerle bu işi temizlemeyi nasip eylesin. Amin. Ama ahirete kalacak hesaplardan muhafaza eylesin. Amin. Bizi dünyada temizlesin. Ölmeden temizlesin. Amin. Allah'ım günahlarımıza kefaretler nasip eylesin. Amin. Ve lakin sevdiğinden verir.
kefaret olsun diye veririz. Yani Rabbim verir. Ağrı sancısız da, hastalıksız da kalmak, o da iyi bir şey değil. Yani kaç kere okuduk hadis-i şerifler, rivayet ettik ama bilerek de hasta olma lüzum yok. Allah'ımızdan biz afiyet talep edelim. Ama bu doktor hakikaten bu işte aşırı ağrısı, sancısı olanlar arayıp bulurlar artık. Ben tabii özel kalemliğine geçmedim. Ama dayanamayan ağrısı olanlara da bir tavsiyem olsun. Çünkü madem kendim için istediğimi, Müslümanlar için de istemek lazım. Bazen ağrıdan dayanamayan Müslümanlar var. Evet. Ağır hastalar var. Allah Teala acil şifalar ikram eylesin. Amin. Birincisi. İkincisi, tabii biz bilmiyorduk. Fakat bizim tabii dernek başkanı Mehmet Kaya Efendi, o asil turunda yetkilisi. Ben demiştim sohbet olsun, sohbetin peşine gidelim. İspanya için, Endülüs ziyaretlerine. Fakat onlar tabii onu anlayamadılar veya biletler mi öyle denk geliyor, tabii bu bilet işleri de var. Haftaya biz Perşembe yoğuz, 17'si demişler. Herhalde bu günün sabahından gidiliyor. He? Yani Perşembenin. Ben de bilmiyorum, bizim arkadaş söylemem de Allah Allah ya, sohbet var dedim. Sonra böyle haber aldım. Onu da baştan duyuralım. Çünkü sonunda bazı şeyler duymuyorsunuz. Yani haftaya gelen olursa ben üzülüyorum. Yani geliyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra duymayanlar çok oluyor. Masraf ediyorlar, adım atıyorlar, yürüyorlar. Bizim cemaatin ekserisi fakir fukara. Yani 3-5 lira bile onlar için önemli. Ben bunu biliyorum. Çok üzülüyorum yani. Onun için Allah razı olsun duyuralım. Yani haftaya olmadığımızı, benim isteyerek değil, ben sohbet bırakmam da işte ne yapalım şimdi? Bilet işi öyle olmuş falan dediler. Bundan da üzüldüm tabii, dedim böyle yapmayalım yani, bileti ona göre denk getireydik ama ne kader, takdir, şimdi bunu değiştiremeyiz. O zaman haftaya tatil edelim burayı. Biz yine gittiğimiz yerlerde size dua edelim. Siz de bize dua edin, zikirde, ibadette daim olalım. İnşallah, ama onu da baştan duyuralım. Şimdiden de herkese duyuralım. Ta ki gelip de dönen olmasın. Ondan sonra efendim dersimiz faydeler hakkında. Bu faydelerden 5.'yi bitirdik. 6. fayda hakkında olacak inşallah. 6, 7, 8 Allah nasip ederse belki biter bugün. 8 fayda da bugün biterse. Bu da önemli bir ders. 104 kitaptaki faydaların tümü burada toplanmış diyor sonunda. 104 kitabı birden anlamış olabiliriz inşallah, ama belki bir fayda kalırsa falan bir daha sohbet biter. Ben sohbetin akışını bilmiyorum. Yani konular konuları açıyor, onu bilemiyorum. Ama tabii ki en mühim meselemiz, Mısır'daki Müslümanlar idam cezasına çarpıldılar. Bu bizi çok üzdü, üzüyor. Ama şaşıracak şey, yani ben bir resim gördüm, bilmiyorum onu siz de gör internetlere, bana gösterdiler, ben açıp bakamıyorum interneti de. Yani adamlar idam kararını duyunca bayram etmişler. İdam kararını duyunca bayram etmişler. Bu çok farklı bir ruh halini yansıtıyor. Çünkü biz ölümden korkuyoruz. Ve ölüm bize çok soğuk geliyor. Çünkü biz dünyayı seviyoruz. Bizim Türklerde bayağı bir dünyacılık var. Hacımızda, hocamızda bu illet ve maraz ve hastalık sirayet etmiş. Son dönemlerde de Müslümanlar biraz rahatlık görünce, hani mücahitten müteahhite, müteahhitten de her şeye müsaite gelmiş. Artık her yol Ankara yani. Her yol Ankara. Yani güç için, kudret için, hırs, para hırsı, maddi hırslar ortalığı sarmış. Tabii kılıfında da İslam'a hizmet edeceğim, çok param olursa diye de bir bahane mevcut. O bahane hiçbir zaman geçerli değil ama buradaki derste de geçiyor yani. İnsan ibadetten ve vazifelerinden ayrılma tehlikesi olursa veyahut da efendim haram ve şüpheye düşme tehlikesi olursa kazanmaya çalışmak eftal değil. Hatta bazı yerde haram, bazı yerde günah. Yani ben infak edeceğim param olsun diye kazanıyorsun. Ama sen onu kazanırken ne durumdasın?
namaz kaçarsa veya cemaat kaçarsa, cemaat, bırak namazı, cemaat diyor. Ya sen ne kadar mesele var, bu faydalarda geçiyor yani. O da onun misali olabilir. Ama durumumuz vahim. Çünkü bize idam kararı çıksa, biz böyle neşelenir miyiz? Neşelenmeyiz. Demek bizim imanımız çok zayıf. Bir defa ben bu neticeye vardım. Bir zaman ben de iyiydim belki, sonra bozuldum. O 2000 senesinde beni attılar içeri. Dedim ki ben şimdi burada en fazla ne çıkar? O zaman idam kalkmamıştı zannedersem. He? Kalkmamıştı herhalde. DGM'de biz yargılandık. O zaman dedim ki yani, çünkü bunlar APO'ya bile, bunlar idam verseler bile besliyorlar adamı. Hiçbir şey yaptıkları yok. Senden benden rahat. Konuşup gülüyor size. Sesleri çıkıyor. Şimdi ben dedim ya bunlar ona bir şey yapmaz ama kalkar beni asarlar. Bir de biliyorsunuz hepsi bana yüklendi. 28 Şubat'ın faturasının tümü. Efendim millete gavur dedi, şu dedi, bu dedi. Çocukların ölümüne sevindi falan. Bir araneler yaptılar, bir şeyler yaptılar o zaman. Sizin bazılarınızın yaşı tabii onu karşılamıyor. Dünya başımıza yıkıldı. Dedim ki şimdi burada en fazla ne yapsalar, ne yaparlar dedim, idam ederler. O zaman kendimi idama hazırladıydım. Yani ruhen hazırlamıştım. Çünkü Allah yolundaydım. Allah için konuşmuştum, vaaz etmiştim. Bir beklentim de yoktu. Şimdi de yok diye düşünüyorum ama ne bileyim, o zamanki halim yok. Şurada bir sene içeri girdik. Nazlandık, sözlendik biraz yani. Hoşuma gitmedi. Tamam iftiraydı, tamam zulümdü. Ayrı dava. Zalimler zaten devrilir. O ayrı bir şey. Ama senin ruh halin nedir? O zaman idam şeyine kendimi hazır bulduydum. Kalben. Tabii günahlarımızdan korkuyoruz ama Allah'a kavuşmaktan korktuğumuz bir tek şey var. Günahlarımız. Yoksa Allah'tan korkulur mu? Haşa. Ama hazırlık daha tamam değil. Şudur budur. Velakin idam edilsem yani seve seve Allah yolunda olacak falan. Böyle bir hal vardı yani. Bu yaşlandıkça da ölümden daha mı korku başlıyor? Nedir? Ben anlamadım ki. Zaten gençlerde daha bir cihat ruhu var. Yaşlılar yaşlandıkça biraz, çocuğu olunca bir dert, torunu olunca iki dert. Bu sefer torununun da düğününü görmek istiyor. Torununun da düğününü görmek istiyor. Yani biraz... Bir de laf olsun işte, torununun torununu gören cennete gidermiş de. Ulan tesbih namazı kıl cennete git. Torununun torununa kim kalacak? Yani uyduruyacak yani bir koca karı lafı işte. Torununun torununu gören cennete gidermiş falan. Çoğu da göremeden gidiyor. Nereye gidiyor o zaman, cennete gidemiyor mu yani? Ama yaşlılarda tehlike büyük. Mal hırsı artıyor. Yani hadis-i şerif var zaten, aklıma şimdi geldi. Ona göre tahmin, rapor, hava raporu gibi ne lüzum var konuşma. Hadis-i şerif aklıma şimdi geldi. Yeşibu ibn Adem, Ademoğlu yaşlanır ve şibbu fi haslatan, iki huyu gençleşir. Yaş arttıkça iki huy ne olacak? Gençleşir. El hirsu ve tulul emel. 20 yaşındakinin hırsıyla dünyaya 50'nin 60'ın bir olmaz. 62 daha fazla hırs var. Tabi hadis-i şerif. Ve tulul emel, uzun yaşama beklentisi ve kuruntusu. Yani şu anda 90 yaşında adamın öyle planları var ki, dünyada şu anda 90 yaşında bir adam tanıyorum mesela, öyle planları var ki ileriye doğru. Ben şu anda onları düşünmeye yoruluyorum. Ve bitmiş durumdayım beyin olarak, dünyalık hiçbir proje istemiyorum daha. Dünyalık hiçbir proje istemem beynim benim. Ya ahirete hazır ol, kitap yaz, sohbet yapıyorsan yap. Zaten hastasın, o yana bu yana gitmeyi de bıraktım mecburen. Görüşmeleri de kestim hemen hemen ekseriyetle. Şu televizyon kurulsun tek derdim. Orada da bir iki ders yapabilirsek. Hani hizmet olsa ben ne yapayım? Bu saatten sonra bir beklentim de kalmadı hayattan. Ama 80 yaşındaki adamda bir projeler görüyorum. Oturup kalktığım adamlar var. 80 var, 90 var. Duyduğum var falan. Allah Allah. Ne kadar ince teferruat ya, kafalara takmışlar. Hiç bir şey yetmez. Ama Ademoğlu yaşlanır. İki huyu gençleşir. Birisi hırs. Hırs ne demek? Düşkünlük. Arsa düşkünlüğü, villa düşkünlüğü, efendim toprak düşkünlüğü, işte hayvan düşkünlüğü, herkesin bir şeyi var. Zühine linnâs hubbu şehevat. İnsanlara şehvet sevgisi süslü gösterildi. Şehvet can çeken şeyler mi? Yani nisa, başta kadınlar. Ondan sonra kanaatı'l mukantara, yığılmış mallar,
Minezzebi, kantar kantar, altın, velfizzati, gümüş. Koyacak yer bulamıyor yani. Taşıyacak şey bulamıyor, vasıta bulamıyor. Malları yığmışlar. Vel en'am, davarlar. Kimisinin de şeyi öyledir mesela. İnekleri, şunları, bunları öyle bakar onlara böyle. Baktığı zaman içi açılır. Vel harz, ekinler, kimisi tarlacıdır. Pek tarlacı kalmadı, azaldı ama yine de o yeşerdiği zaman ürünler, mahsuller, bütün her taraf. Şimdiki seralar, meralar. Böyle şeyler var. Vel benin, atladık. Kadından sonra oğullar. Allah Allah, bilmiyorum ben. Kız çocuklarını daha seviyorum kendi çocuklarımdan ama oğullar diyor. Tabi Arap toplumunda da oğul tarafı var. Bizim Karadeniz'de de çok oğul şeyi var. Hala pek kızları adamdan saymazlar yani. Zaten kız adam olmaz da. Kadın olur da. İnsandan saymayacak yani. Mirasta taksimde ayırmaz, şunu da ayırmaz, bunu da ayırmaz. Kızların Karadeniz şeyinde zorluk var. Yani Efendi Hazretleri'nin kızıp düzeltmek istediği, Mekke müşriklerini düzeltmeye uğraşıldığı gibi yani Efendi o töreyi yıkmak istedi. Çok da uğraştı yani. Mübarek. Bayağı da bir riskleri de göze aldı yani. Of'un çarşısında bu denir mi ya? Efendi Of'un çarşısında Cuma günü sohbette söylüyor. Siz kıza mal vermezsiniz. Dininiz kıttır, imanınız zayıftır falan. Ali Haydar Efendi'den naklediyor. Sen orada ne ağalar var Of'ta. Her yerden ağalık bitti, Of'tan bitmedi derdi Efendi Hazretleri. Ama tabii Mekke gibidir. Ebu Cehil'i de var, Ebu Bekir'i de var diye de sözü de var. Ama yanlış yanlış adetler var. Demek ki oğul şeyi sevgisi, erkek sevgisinde çok bir ağır basan taraf var. Ben de öyle bir şey hasıl olmadı bilmiyorum da şahsen sizin durumunuzda onu da bilmiyorum. Ama ayet-i kerimenin meali böyle. Bunlar süslü gösterildi. Bunlara karşı düşkünlük, hırs, tuğlül emel ne? Uzun beklenti. Yani ben daha şu kadar yaşarım, şunu da yaparım, bunu da ederim, şunu alırım, şunu satarım işte. Uzun bir plan yapmak. Halbuki idâem seyte, akşama vardığın zaman felâ tentezırı sabah, sabahı bekleme. İslamiyet ne diyor? Akşama vardın, sabahı, yani sabaha göre plan program yapma. Sen sabah ahirete, ahiret de acayip bir şey. Bir şengen alacağız, canımız çıktı yani. O resmi beğenmiyorlar, bu resmi istiyorlar. Her ülkenin resmi başkaymış. Şu 4 santim, şu parmak, bu gavurları biz bedava sokuyoruz ya. Bunlar bizi parayla sokmayacak yani. Ahirette hiç problem yok vizemize. Hemen gidiyorsun. Yani melek bir işlem, bir vukuatlı nüfus örneği demeden hangi muhtarlığa bağlısın, nerede rey attın, kimsin, ne, hiçbir şey yok. Adam tak gidiyor ya. Tak, felanca öldü. Bir haber geliyor efendim. Eyüp'ün ölmesi şaşırttı beni. Efendi Hazretleri'nin şoförü eski be. Yani genç. Çok da yaşlı bir şey değil. Gitmiş Medine'ye mübarek. Ne efendiye ettiği hizmetin diyorum bereket dedi. Nereden nasip olacak? Bu kadar ulema evliya yalvardılar Medine'de ölme. Nasip olmuyor. Adam 40 sene Medine'yi bekledi. Fehmi Efendi Hazretleri. Bir kere Konya'ya geldi Sıla-i Rahim'e, burada öldü. 40 sene durdu orada öleyim diye. Ölme. Bu nasıl bir şey? Şazeli Şeyh Fehmi Efendi Hazretleri. Yani bu da durdu buralarda. Pat gitti öldü orada. Bir de Mekke değil Medine olması ilginç. Son bir resimde paylaşmış. Facebook'a attırdım hatta. Ölümü hatırlayın diye yani. Genç adam. Sağlığı benden falan bin katı. Hepimizden sağlıklıdır. Kuvvetli. Efendi Hazretlerinden çok keramet görmüş ve naklederdi. Çok yolculuğu var yani. Hizmetleri var. Çok keramet görmüş. Evet, ama demek orası nasip oldu ona. Medine-i Münevvere. Az bir şey miydi? Tahir Büyükörükçü Hoca. Yıllar bekledi orada. Ve defnen bil bekiye. Ve defnen bil bekiye. Ağlardı böyle. Bekir'de defne olmayı isterim Bekir'de. Ama olamadı. Geldi Konya'da yine o da. Yani tabii yaşlanınca orada bakımı olmayınca mecbur döndü buraya. Nasıl yapsın tabii, ağırlaştı. Ama Medine'de ölmek kolay bir şey değil. Ama adam pat diyor. Ben Arif Hoca vefat etti. Ben ona şaşırdım. Onun haberini konuşuyoruz. Dediler ki Eyüp öldü haberi var. Nasıl? Ben de çok eski adamım. Ben de çok yolculuklarım var. Ordu Perşembe'de bir karakola çektiler bizi. Sarıktan, Sebepere'den, ihtilalde yani. 80'ler, 81'ler. Benim de çok hukukum var. Karakol arkadaşım mesela. Ondan sonra genç adam, sağlıklı adam gitti. Ama tabii Medine'de öldüğü için sevindim, çok sevindim. Gıpta ettik, imrendik yani. Burada hepimiz imrendik. Sahabenin arasında yani orası hep sahabe yani. 10 bin sahabe var en az.
Devamlı hediyeler, fatihalar, sıralı okunmalar, orakada ziyaretçi dünyada hiçbir yerde yok. Sabah akşam dünyanın bütün ulema evliyası oraya geliyor. Hep okunandan bir nasip alır mı? E almaz mı, imanlı ölmüş yani. Umre yapmış mı? Önce Medine'ye mi gitmiş onu bilmiyorum ama ekseriyet de Mekke önce oluyor. Dolayısıyla ölüm meleği ne yapmıyor? Efendim hiçbir şey sormuyor. Hiçbir evrak istemiyor. Hiçbir hazırlık gözetmiyor. Anında alıyor. Bu ne kadar kolay bir şey ahirete gitmek. Onun için akşamladığın zaman sabahı bekleme. Niçin? Sabah ahirette olabilirsin. Nasıl bir şey bu, ahirette olabilirsin ya? Bütün alem, hani sen diyorsun ki boyut bilmem ne, şu boyut değişti, boyut. Bir şeyler konuşuyorlar ya, fizikçiler bir şeyler. Boyut, boyut hepsi, eni, boyu hepsi değişiyor. Bu dünyadan çıktın, çıktın. Ruh çıktı burada. Dünyadan da çıktı, göklerden artık yedi kata mı çıkar, dibine mi iner, o başka bir şey. Ama ruh soyutlandı gitti. Ha ruh ölmedi. Ruh ölmedi, yaşıyor. Onun için ahirete gidiş çok kolay. Akşama çıktın, sabaha bekleme. Ve de asbahte, sabaha vardın. Bugün sabaha çıkıp da akşama çıkamayan var mı? Bu akşam mı burada, ve yani burada derken dünyada, yarın sabah ahirette olacak var mı? Çok var, çok. Bir bak kayıtlara, kuyutlara. Cenaze işlerine sor. Cenaze işlerini kapalı. Her gün kaç kişi ortalama? İstanbul genelinde merkez yani. 350-400 merkez olarak. Ya Türkiye'yi bilmezsin tabii sen. Ne bilesin o kadar? Neyse, İstanbul'a 350-400 her gün, yani şey, otomatik o. Ortalaması bu. Şimdi bunlardan biri olma durumu, hastalığa bakmıyor. Yaşlılığa bakmıyor, gençliğe bakmıyor, hiçbir şeye bakmıyor. Hele bu trafik kazaları çıktıktan sonra o da ayrı bir şey yani. Daha da bu işi kolaylaştırdı. Evet. Millet, Azrail aleyhisselam dedik, ya Rabbi bu milletin canını alma, beni görevlendirin. Millet Cebrail'e selam yollayacak, Mikail'e selam yollayacak. Bolluk meleği yağmurları yağdırıyor. Cebrail aleyhisselam vahiy indiriyor, herkes seviyor, seviniyor. İsrafil aleyhisselam sura üfleyecek falan. Bana da diyor lanet okuyacaklar, bela okuyacaklar ya. Hep canını, sevdiklerini alacağım ya. Beni bu işe verdin, ne olacak, bütün millet bana mı şey edecek, lanet okuyacak. Mevla buyurdu ki bahaneler çıkaracağım, seni duyurtmayacağım. Bahaneler yaratacağım. He? Ondan sonra başlıyor. Trafik canavarı diye bir şey tutturdu. Allah belasını versin trafik canavarının. Benden de. Trafik canavarı diye bir şey yok ki. Şeytan değil, cin değil ya. Şey değil. Yani onlara bahane buluyorlar işte. 150 ile gitmiş de ondan olmuş. Öbürü içmiş de ondan olmuş. Öbürü bilmem. Hiç Ezrail aleyhisselama kızanı pek duymuyorum. Çünkü Ezrail aleyhisselamın Mevla ne yaptı? Gizledi. Bahaneler yaratacağım, seni kaybedeceğim. Allah'ım bize onu en güzel surette göndersin. Amin. Aleyhissalatu vesselam. Allah ona selam eylesin Allah. Amin. Yüksek tecelliler versin ona. Amin. Amin. Dua edelim, işimiz var. İşimiz var onunla. Duyuyor buradan. İçimizde varsa yakını tarihte gidecek, onu hepten buradadır da o zaman. Şu anda bilmiyorum ya, çünkü bazı camide de ölen var, yanımızda da ölen oldu. Onu bilmiyorum yani, biri yaklaştıysa o gelir. Ön kontrol falan şey. Denilen yerde mi duruyor mu? Yoksa bir bahane çıkacak, oraya gidecek. Allah'ın işleri ya Rabbel Alemin. Adam nerede ölecek? Bilmiyorum. Bu ne ilginç bir şey ya. Nerede öleceğini bilmemek ya. Dağın başında ölüyor. Denizde ölüyor. Okyanusta ölüyor. O uçak ne oldu öyle, Malezya uçağı ya? He? Yani. Yok ama şimdi nedir bu? Denizin ortasına düşse de bulunurdu ya. Amma ve lakin işte öyle denizin dibinde de ölmek var. Efendim Hazretleri derdi hamsilere yem olmak var. Tabi Malezya'nın oralarında okyanusta hamsini arar da. Yani ne balığı varsa. Yer seni balıklar. Bir şeyin kalmaz. Allah. O zaman ne olacak? Zaten o Budistlerin bir kısmı yakıyorlar. Yaktıktan sonra kemikleri topluyorlar. Kemikleri bir şeylere sarıyorlar, sarmalıyorlar. Dağlara götürüyorlar. Yüksek bir yerlere oyuk yapıyorlar. O oyuklarda o kemikleri koyuyorlar. Onlara bir renk renk boyamışlar, bir şey etmişler. Kimin kemiği nerede, kimse mi? Hey, eyne ma tekunu. Nerede olursanız olun. Yeti bikumullahu cemia. Allah hepinizi getirecek, mahşere çıkaracak. Nerede olursanız olun. Everest'te misin, bilmem Himalayalarda mısın?
O Himalayaların oralarda Budistler var. Eteklerinde. Yakıyorlar, ondan sonra kemikleri, ne işlemler yapmışlar kemiklere. Gitmişler oyuklara koy, kemikleri koymuşlar. Allah. Sizi getirecek Allah Celle Celaluhu. Hesaptan kaçmak yok. Ama akşam oldu, sabaha bekleme. Sabaha çıktın, akşamı gözleme. Sen ahiret yolcususun. Bunu böyle bilesin. O zaman tuğle emel olur mu? He? Olmaz. Ama adamla sözleştin, sözünü tutacak mısın? O ayrı, sabaha kalktın, baktın ki sağım. Ne yapacaksın? Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ mâtenâ. Bizi öldükten sonra, uyku ölüm, öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun diyeceksin. Ve ileyil ba'si ve nüşûru, dualarım kitabında var. Dönüş ona, çıkış ona, varış ona diyeceksin. Baktın ki hayattayım, o zaman sabah namazı farz mı? Farz. Baktın ki şeyi ona göre kurdun zaten. Beşe kurdun, beş buçuğa. Değil mi? Zil çaldı, bir de baktın ben hayattayım. Diyeceksin ki bugün ölmemişim. Tabii her gün bu hesap var. Niçin duada diyor bizi dirilti, öldürdükten sonra diyor. O dua niye orada söyleniyor uyanırken? Onu dikkat edeceksin. Beni isteseydi ne yapabilirdi? Öldürebilirdi. Yatarkenki duasında ne var? O başı var. Allahümme inemsek de nefsi, ruhumu tutarsan, geri yollamazsan, bak uyurken insan bunu okusa, ya hoca efendi bunun manasında böyle anlatıyorsun falan, ben bunu nasıl okuyayım? Bu sefer uyku gözüme girmez, moralim bozulur. Niye? Uyunca ruh çıkıyor ya. Çıkmasın bari, çünkü gelmeyeme tehlikesi var. Hayır, adam evhamlaşırsa uyumaz yani. Ama duanın manası bu. Ama duada diyor ki sen şimdi beni uyutacaksın, uyuyunca da ruhum çıkacak. Ruhumu tutarsan diyor. Hadi bakalım, adam bir evhamlansın. Ulan bu gitti gelmemedi mi de mi var? Ha, o zaman uyanık durayım. Ne kadar uyanık duracaksın? Bir gün, iki gün, on sonra küt aşağı. Ayakta da olsan devrilirsin. Uyumamanın bir şeyi var. Dayanma direnci var. Nefsimi, yani ruhumu tutarsan ferhamha, ona rahmet eyle. Yatarken, bak yatarken ölüm moduna giriyorsun zaten. Kalkınca da beni öldürdükten sonra diritti. İşte o zaman yaşamanın da zevkine varırsın. Şimdi senin hiç kaç senedir yatıyorsun kalkıyorsun? Yaşın kadar. He? Hiç mutlu oldun mu kalktığında? Niye? Anlamıyorsun ki öldüğünde dirildin. Ulan ölüp dirilmek ne demek? Sana bir imkan verilmiş. Bütün ölmüşler onu istiyorlar. Milyar dolarları olsa verirler. O sana verilen günden yarım saat almak için. Ne verildi sana şimdi bu sabah uyandırılmanla? Ne verildi sana? Bütün dünyanın krallarının hazinelerinden büyük servet verildi. Çünkü o paralar bunu getiremiyordu. Şimdi sen bu sermayeyi nasıl kullanacaksın? Hemen doğru abdeste de ha. Hemen git abdest. Güzel bir abdest, sünnet vecih üzere. Şapur şupur değil. Bu sabah abdestleriniz sizin herhalde yer ya sakattır. Uyku sersemliğinden kuru yer bırakırsınız. Adam hemen namazdan sonra uyuyacağım, uykum açılmasın diye gözün buralarına su sokmuyor. Ne sakat adamlar var ya. Uykum kaçmasın da bilmem. Kaçarsa kaçsın. Cennet mi kaçtı yani? Sen buralarına şey yapsana, kepekler var zaten buralarında. Nasıl yatıyorsun belli değil, ağzın mı açık, burnun mu açık. Mübarek adam, her tarafına kepek dolmuş. Zikir üzere yatmazsan ne olur? Şeytan oynar seninle. Belki de zaten gafletle yattın, durumun kötü. Kalktın abdest, alman lazım. Hemen abdest, güzel abdest, sünnet üzere. Ondan sonra sabahın sünnetini kıl. Evde, ondan sonra okunacak dualar oku. Ondan sonra cemaate git. İşte bir gün hayat bulmanın, sabaha canlı kalkmanın zevki. Rabbine secde ama cemaatle birlikte. Ama ne tat değil mi? Ne diyor Evliyaullah? 8 cenneti verseler almam, sabah namazının cemaatini alırım diyor. 8 cenneti almam diyor yani. Çünkü tarikatta, tasavvufta ilerlediğin zaman ibadetin zevki 8 cennetin zevkini geçiyor. Geçmese Rabiatül Adeviye niye sabahlara kadar uyumuyor? Biz uyumasak canımız çıkıyor 2 saat sonra. O da uyumamaktan niye zevk alıyor ibadette? Çünkü tadı çok. O tadı aldığı zaman sen de ona acıyorsun. Diyorsun ki vah vah vah, canı çıktı uyumamaktan. Sen ona acıyorsun ama onun aldığı zevki bilmediğin için acıyorsun.
veyahut adam krallığı, padişahlığı bırakıyor, İbrahim bin Ethem gibi radıyallahu teala Belh sultanlığını bırakıyor, ne yapıyor? Hamamlarda Müslümanların sırtını keseliyor Allah rızası için, nefsini kırmak için. İşte odun topluyor falan. İşte Aziz Mahmud Hüdayiler işte ciğer satmışlar, kadılığı bırakıyor. Millet de delirdi diyor yani. Bu diyor Bursa'nın kadısı, Bursa o zaman en büyük memleket. Efendim çok büyük forsu var. Padişaha yakın bir mertebe. Kadı ne demek bir vilayetin her şeyi. Sen ciğer satıyorsun sen. Acıyorlar ona yani. Halbuki o manevi makamdan bir haz almış. Oradan bir lezzet almış. O zevk, o lezzet ona her şeyi unutturmuş. İbrahim bin Ethem'in Hudid dünya ve mafiya. Dünyayı da al. İçinde ne varsa da al. Hepsi senin olsun. Fe innel aşka yekfina. Aşk bize yeter. Çünkü biz Allah'a öyle bir aşık olmuş ki uykumuz kaçmış, iştahımız kaçmış ama öbür iştah gelmiş. İbadet iştahı gelmiş. Namaza doymaz. Kur'an okumaya doymaz. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu teala. Bir rekatta Kur'an'ı katmediyordu. Ondan sonra kalkıyor. Hazreti Osman'ın hakkında konuşuyor. Terbiyesiz, edepsiz. Namussuz da diyebilirsiniz. Şerefsiz de ekleyebilirsiniz. İşte Hazreti Osman akrabasına tarafına şey etmiş. Hazreti Osman'ın yanlış işleri varmış. Tüh suratına senin tükürdüğüm. Kainatın efendisinin, meleklerin utandığı adam diyor ya. Hazreti Ebu Bekir gelmiş ayağını toplamamış. Hazreti Ömer gelmiş ayağını toplamamış. Hazreti Osman girince ayağını toplamış da bunun sırrını sormuşlar da. Ben nasıl utanmam demiş. Ama istihi min raculin yestihi min melaketur rahman. Rahmanın melekleri utanıyor onun hayasından. Ben nasıl utanmayayım demiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi ayağını uzatmış, biraz uzatabilir. Sünnette uzatmak da var. Ama Hazreti Osman böyle bir zat. Hazreti Osman'ın yanlışı var. Şu terbiyesizlere bak ya. Şimdi Hazreti Osman'ın sözünden geldim oraya da ne buyuruyor? Bir rekatta Kur'an'ı katletmiş. Vefat edeceği zaman şehit ettiler işte Kur'an'ın üzerinde. Şehit edecekleri zaman hanımın adı neydi? Nâile. Radıyallahu teâlâ anha. Hanımı ne demiş? Ya ister öldürün, ister bırakın demiş. Bir rekatta Kur'an'ı hatmeden adama ne zarar verebilirsiniz? Yani ne olacak? Allah'a şehitliğe gönderirsiniz. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göründü ya ona. Vefat etmeden iftarı beraber yaparız ey Osman. Allah sana bir gömlek giydirdi. Sakın onu çıkartmanı isterlerse o gömleği çıkartma. Yani halifeliği onlara bırakma. Çünkü o halifelikten kendini azletseydi öldürmeyeceklerdi. Ama hadis-i şerif var ona. Çünkü gömleği Allah giydirdi, çıkartma. Efendim sen bekle. Ne buyuruyor onun sözünde? Bir adamın kalbi selim olursa, yani ahiret dertlisi olursa ve dünya dertlerinden, hırstan ve uzun kuruntulardan ve beklentilerden boş kalırsa, o kişi Kur'an okumaktan doymaz. Şimdi sen Kur'an okumaktan doyuyor musun, doymuyor musun? Yılıyor musun, yılmıyor musun? Bıkıyor musun, bıkmıyor musun? Şimdi sen bak, birkaç sayfa okuyorsun, hemen sağa sola bakınmaya başlıyorsun. Biri laf açsa da Kur'an'ı bıraksan. Ha ben öyle değilim Allah'ın zemine. Mesela hapiste de bu arkadaşım Sezer benim. Hapiste de durdu benim yanımda kaçar mesela. Ben Kur'an okurum mesela. İstemem ki arada biri gelsin, beni biri konuştursun. Biri benimle muhatap, hiç istemem. Niye istemem? Çünkü Mevla ile konuşuyorum. O arada ben istemem ki biri benimle konuşsun. Ama bazı insanlar tabii nedir? Bazı insanlar iki sayfa Kur'an okur, oradan da sağa sola bakar. Niye biri gelsin de bir nasılsın desin falan, ben de oradan kapatayım Kur'an. Yoruluyor yani. Bir cüz okusa, iki cüz okusa usanma geliyor. Adam bir rekatta Kur'an'ı katmediyor. Bir rekatta katmetmek için ne kadar zevk almak lazım? Bir defa belin dayanacak. Belin dayanması için o işten zevk alacaksın. Bir defa zevk aldığın işten yorulmazsın. Niye 4 saat bilgisayarın başında yorulmuyorlar? 8 saat internetin başında duruyorlar, yorulmuyorlar. Niye? Artık yemeği içmeyi de orada yapıyorlar. Zaten pizza mizza bir şeyler istiyorlar. Onu da orada kırıntılar mırıntılar bilgisayarın içine doluyor zaten o sıra. Efendim 10 saatte karınca marınca nasıl basmıyor bunları bilmiyorum da. 10 saat, 14 saat, 24 saat bilgisayardan gözünü kırpmadan duran var. Peki bizden böyle bir şey ibadette duran görülmüş mü? Niye? O oradan zevk aldığı için duruyor. Sen buradan zevk almıyorsun. Alıyorsun, aldığın kadar kılıyorsun. Kaç dakika? 4 dakika, 4 rekat.
İşte senin zevkin bu. Çünkü dünyacılık olan, hırs olan, beklentisi ahiretten olmayıp dünyaya bel bağlayan ahiret ibadetten zevk alamaz. Bizde de böyle bir durum var. Bu sefer ahiretten, ibadetten zevk alamaz. Ahireti bekler mi? Beklemez. Ölmek ister mi? İstemez. Mevla'ya kavuşmak ister mi? İstemez. Ona sorsan işte biraz daha yaşayayım da, daha ibadetler yaparım, fazla kazanayım da ölmeyeyim. O doğru bir tez. Hadis-i şerifte de var. Ölüm istemeyin. La temenneyen ehadukum l-mevt. Lidurin nezelebi. Başına hastalık gelir, ağrı gelir, sancı gelir. Sakın ölüm istemeyin. Niçin? Yaşamakta hayır var. İyiyseniz iyiliğinizi arttırırsınız. Kötüyseniz tevbe etme imkanı bulursunuz. Dolayısıyla ölüm isteyin demedik. Ama adamlara idam haberi verildiği zaman o ne bayram şenliği ya? Demek adamlar ahiretçi. Dünyacı değil. Bu dünyacı adamların yapacağı iş değil. Şimdi tabii ki biz dua edeceğiz. İnşallah yapılan dualara katılacağız. Söylediler, Saraçhane'de yapılacak, Fatih'te yapılacak. Yani çok yerlerde söylediler. Onları siz takip ediyorsunuz zaten. Ben onların ilanıyla görevli değilim. Ama katılalım mı? Ne var? Efendim, sırf Allah için dua yapılan yerlere katılın. Katılın. Allah için dua yapılan yerlere katılın. Ama tabii ki tehlikeli şeyler olursa, provokasyon gibi, onlara girmeyin sakın. Ortalık karışırsa siz sıvışın. Yani ne demek istiyorum? Çünkü karşı tarafta Müslüman, hepimiz aynı milletiz. Birbirine karşı hareket, polise karşı olsun, vatandaşa karşı olsun, asla zarar verecek şeylere girmeyin. Zaten biz onu size çoktan tembihlemişiz yani. Ama duaya katılır, şudur budur. Ama Allah muhafaza, ben tabii bunları inceliyorum biraz. Vehhabi ekolü olursa organizelerde veya Şii ekolü olursa, Şiiler pek olmaz. Şiiler bunları idam edilsin de bayılıyorlar şimdi. Çünkü Lübnan'da da birkaç tanesi kaçarken Lübnan teslim etmiş geri, çünkü Şiilikten dolayı. Orada da Hizbullah biraz ağır basıyor. Ehl-i Sünnet kesilsin diye onlar göbek atıyor yani. Onlar çok memnun oluyorlar. Tabii Muhammed Mursi de mübarek adam, gitti onların meclislerinde, Ebu Bekir dedi, Ömer dedi, radıyallahu teala anhuma, çok büyük iş yaptı. Yani o adam ölse de kalsa da büyük adam bizim için. Çünkü İran meclisinde Ebu Bekir, Ömer demek, radıyallahu anh demek, kolay bir şey değil yani. Kolay bir şey değil. Onun için ben ona mücahit derim. Ben herkese rastgele mücahit demem. Ama bu adam orada bazı şeyleri göze almıştır. Hazreti Ebu Bekir, Ömer Efendimiz'e radıyallahu anh diyerek onu söven, onu sevmeyenlerin meclisinde onları met etmekten o kurtarmıştır Allah'ın izniyle. Ölse de kurtarmıştır. Ama Allah Teala bu idamı durdursun. Amin. Çok dua edelim. Allah Teala onların hayatını bağışlasın. Allah Teala onlara daha çok hizmet edecek. Mısır'da Ehl-i Sünnet'i seçimler vasıtasıyla veya başka vasıtalarla da olabilir. Allah'ın çok yolları var. Ehl-i Sünnet'i aziz edecek, galip edecek. Allah onlara fırsatlar, imkanlar, sebepler halk eylesin. Amin. 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 Çok yani dua ediyoruz onları. Seviyoruz onları çok. Genel manada Müslüman ve Ehl-i Sünnet dirler. Harekat olarak Müslüman ve Ehl-i Sünnettirler ama tabii içlerinde bazı insanlar olur. Uçuk kaçık fikirler olur. Bunlar geneli bağlamaz. Hasan Benna efendim, Allah rahmet eylesin, şehittir. Yani o ekolde onlar Ehl-i Sünnet. Hatta Hasan Benna tasavvufa intisaplıdır. Dolayısıyla kurucu güç öyle tesis etmiş. Bunlar da Ehl-i Sünnet'ten çıkmamışlar. Elhamdülillah. Bakın yine çok önemli bir mesele. Suudi Arabistan bunları idam edecek, Sisi'ye devamlı ne yapıyor? Para veriyor. Halbuki para veren adam ne yapar? Lafını geçirtir. Para veren emir de verir. Durdur bunu dese durdurur ya. Çünkü para veren adamlar laf işletir. Kural öyledir dünyada. Ama yani bugün bir Suudi Arabistan bile bunları 529 kişi idam etme bunları demiyor ya. Bu adamlar ne suçu var ya? Amma ve lakin İlginç. Buradan da ne anlaşılıyor? Selefi denen harici kısmından olsalardı, orası da bunlara bir destek çıkardı. Şii'den fayda yok. Vehhabi'den fayda yok. Anlaşılıyor ki burada ne var? Bir Ehl-i Sünnet'e karşı hareket var yani. Zaten dünya üzerindeki tek çiban başı Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet devlet olmasın, Ehl-i Sünnet aziz olmasın, Ehl-i Sünnet birlik olmasın diye
Bütün yani Yahudisi, Hristiyanı ittifak etmiş. Dertleri Ehl-i Sünnet. Çünkü Ehl-i Sünnet güç bulursa onlar biliyorlar başlarına ne gelecek. Ne geleceğini biliyorlar. Çünkü ayetleri bizden iyi okuyorlar. Tefsirleri de bizden iyi yapıyorlar. Tahlilleri de bizden iyi yapıyorlar. Pentagon da yapıyorlar yani. Veyahut da işte efendim nedir o? Siyonizmin merkezi. Tel Aviv'de şurada burada. Orada yapıyorlar. Nasıl tahlil yapıyorlar? Masa başında. Bir bakıyorlar. Şii'nin şuralardan açıkları var. Bunlarla geçinebiliriz. Vehhabi'nin şuralardan açıkları var. Bunlarla geçinebiliriz. Ehl-i Sünnet'e bakıyorlar. Bunları taviz verdiremeyiz. Bunları mutlaka ezmemiz lazım. Çünkü ayet ve hadisleri doğru okudukları için bizim ilahiyat profesörleri gibi yanlış yanlış mana vermiyor ki. Bizim ilahiyatçılar çıkmış ne diyorlar mesela? İslam'da ne yok? Savunma savaşçı var. Saldırı savaşı yok. Bizans ne yaptı ki Fatih Sultan'a yani? Bizans burada duruyordu. Fatih gelip buraya saldırdı mı saldırmadı mı? He? Bu saldırının adı nedir İslam'da? Cihattır, fetihtir. Kazanırsan nedir? Fetihtir. Kazanmazsan da gazadır. Gazan mübarek olsun. He? Nerede kafan kırıldıysa onu konuşalım yani. Kafana nerede bir şey yedin onu konuşalım. Gazan mübarek olsun da kafaya tencere mi yedin, tava mı yedin, karıdan dayak mı yedin? Allah yolunda cihata mı gittin? O ayrı mesele. Neyin mübarek olacaksa o mübarek olsun. Ama savunma varmış, saldırı yokmuş. Şimdi ben yalan mı konuşacağım kardeşim? Saldırı var. Niye var? Oranın iyiliği için. Onları Müslüman etmek için. Ama saldırıdan evvel ne var? Ya Müslüman olun, ya cizye verin. İki şık. Müslüman oldu, cizye vermez. Cizye verdiyse her sene ödüyor. Yine savaş? Yok. Çünkü neden cizye aldığı zaman küfür zayıflar, İslam güçlenir. Küfür zayıflarsa ne yapamaz? Müslümanlara zulüm dışarıda yapamaz. Çünkü küfrün mutlaka fakir ve hakir olması lazım. Zengin olduğu zaman ne olur? İşte şu anda dünyada olanlar olur. Bütün Müslümanlar, masum siviller helak olur. Çünkü gavur onların kanına kan demiyor ki. Irak'ta günde 40 kişi ölüyormuş. Şu anda. Günde 40. Ayda işte ortalamaya vurun. 3 kere 4 12 1200 aylık ölüm var şu an. Şu anda Irak'ta savaş yok ya. 1200 kişi aylık ölüm var. Ve dünya orayı bitirdi. Ondan sonra çünkü öyle bir yara açtılar ki. Yani ayağımızdaki yara sonra sırtımızda çıktı. Oradan kansere dönüşünce, tümör olunca tabii ki Irak'ı herkes unutuyor. Libya'yı herkes unutuyor. Çünkü neden? Bu sefer Suriye. 3 senedir kan ağlıyor. Bu sefer hadi oranın yaraları, onların derdini şimdi. Hadi bakalım Mısır'da idam kararı veriliyor. Myanmar'da zaten garibanları diri diri yiyorlar. Etlerini kesip kesip yiyorlar Müslümanlar. Yam yam adamlar. Yakıp mı yiyorlar? Allah Allah. Allah Allah Allah. Ne yam yam bir millet ya. Böyle bir şey görülmemiş. Şimdi gel insan şeytanı, cin şeytanı. Ya cin şeytanı ne yapsın bunlara ya? Durum bu. Ama birileri idam kararını duyunca sevinebiliyor. Yani Allah'a gitmekten hoşlanıyor. Ve bir an evvel gitmek istiyor. Ve şehit olmak istiyor. وَاتَّقِدَ مِكُمْ شُهَدَا Allah Teala da ben sizden şehitler almak istiyorum buyuruyor. Tabi idam da olsa insan neyle ölüyor? He? Eceliyle ölüyor. Çünkü Ehl-i Sünnet itikad metinlerinde ne diyor? وَالْمَكْتُولُ Bir adam öldürülse o öldürülen adam nedir? Meyyitün ölmüştür. Neyle ölmüştür? Bir ecelihi. Eceliyle. Ama şimdi bizim millet çok yanlış sorular soruyor. Eceliyle mi öldü yoksa hastalığı var mıydı? Tam bir tipik bir diyeceğim ilerisini demiyorum. Oralılar sinirlenmiş. Tipik bir laf yani. Ya eceliyle mi öldüğün laf var mı? Kafasına taş da düşse eceliyle öldü. İdam da edilse eceliyle öldü. Rızkı bitmiş, nefesi bitmiş. İnne nefsen len temute hatta testek bile rizka. Asla bir nefis ölemez. Asla. Bütün millet doğrasa ölemez. Her yerini kesseler kuyruğu sallanır. Ölemez. Çünkü neden? Rızkını bitirmeden. Rızkı dolmamışsa, yiyeceği varsa kaderde, ezelde, yazıda onu yiyecek. Onu yemeden ölemez. Dolayısıyla rızkı bitmişse dünyadan,
zaten ölebiliyor. Dolayısıyla eceliyle ölmüş olur. Çünkü rızkı bitmiş, saati bitmiş, ömrü bitmiş, nefesi bitmiş. Ama bizim onların idam olmaması için dua etmemizde fayda var mı? Oo, fayda olmaz mı? Vazifemiz üzerimize farz. Kendi işlerimizi bırakacağız şimdi. Kendi ön plandaki dertlerimizi, ya Rabbi bana karı bul, evlenemiyorum falan. Bırak o işleri şimdi, iş bulamıyorum falan, tamam. Onlar sonra. Ön plana neyi çıkaracağız? Mısır'daki Müslüman kardeşlerimizin idamının durması için. Sonra Suriye'deki ateşin durması için. Sonra Irak'taki bu fitnenin sönmesi için. Bu Şii ateşini Amerika yaktı orada, Şiilere verdi yönetimi. Ehl-i Sünnet'i kesip doğruyorlar. Bu Irak çok zor durumda. Ehl-i Sünnet kalmayacak yakında mı? Ne camiler, ne medreseler, İmam-ı Azamlar, Abdülkadir Geylaniler, hep Şiilerin eline geçecek bu durumda. Çok durumumuz vahim yani. Bu dolap dönüyor etrafımızda. Artık bizi de hedefe koymuşlar. Allah Teala işte medreselerin, talebelerin, sabilerin, işte Evliyaullah'ın, Efendi Hazretlerimizin kavşında burada olması, Türkiye'de olmasının çok önemi var bence manen. Yani bura korunuyor. Çünkü buna kendisi işaret ederdi. Bakın etrafımız ateş çemberi, Türkiye'ye bir şey olmuyorsa bu çarşaflıların hürmeti nedir, bu medreselerin hürmeti nedir, bu talebelerin hürmeti, böyle derdi. Yoksa Allah Teala Türkiye'ye erozyon, ne erozyon mu bunu, erozyon mu ne? Şarkı yarışmasında birinci olmuş diye Allah adamı affetmez ki. Aa, Türkiye bu sene birinci olmuş erovizyonda. Ne olacak? Türkiye sporda birinci olmuş. Kızlar bacaklarını baştan açmışlar, atletizm yapıyorlar. Ondan sonra bir de altın madalya aldık. Uuu, alkış falan. Mevla da aa, Türkiye ne kadar ilerlemiş ya. Der mi ya? Sen sopa yemediğine şükret be. Sen sopa yemediğine şükret. Karıyı kızı açmışsın bacağını. Ne sporu be? Hangi dinde var, kitapta var? 104 kitapta yok. Yahudinin dininde yok be. Yahudinin dininde, Hristiyanın dininde yok. Kızın başını bacağını aç da gör. Gönder erkeklerin içine sal. Erkekler de seyretsin, madalya taksın. Ondan sonra uuu, bayrağımızı dalgalandırdı. Ulan bayrağımızı dalgalandıracak yer mi kalmadı? Sen tıpta bir ilerleme yap. Bir füze yap. Bir uçak yap. Türkiye'yi dünya çapında ilerletecek maddi manevi bir kalkınma proje yap. Bayrağı da dik. İstediğin kadar bir bayrak da ben getireyim. Bayrak benim bayrağım ama bayrak böyle onun bunun kızın bacağından bayrak olmaz ya. Bir de bayrağı doluyorlar üzerlerine çırılçıplak. Allah Allah, şehidin kanı o ya. Şehidin kanı, biraz dikkat edelim ya sen. Ne çıplak vücuduna seriyorsun şey gibi. Efendim, artistlik gibi. Ama Mevla bizim kaşımıza, gözümüze bakmaz. Güzelliğimize bak, çirkinliğimize bakmaz. İnnallâhe lâ yanzuru ilâ suvarikum. Allah sizin suretlerinize, görüntülerinize, görünüşlerinize bakmaz. Ve lâ ilâ amâlikum. Yaptıklarınıza bakmaz. Yaptıklarınıza derken, yani dünyalık. Öbür türlü amellerinize bakar. Yani dünya bakımından o şunu yapmış, bu bunu başarmış mı? Velakin yanzuru nereye bakar? Yani niyatikum, niyetlerinize bakar. Ve kulubikum, kalplerinize bakar. Ve amalikum, başka hadiste de diğer amellerinize bakar. Ne demek? Dünya amellerinize bakmaz. Ahirete yönelik amellerinize bakar. Helal mı yaptın, haram mı yaptın bakmaz. Ama öbür türlü istediğin kadar uçmuşsun, kaçmışsın. Ne yapacak onu Mevla? Mubah işler de var yani. Ama tabii bazı tehlikeli işler de var. Girmemek lazım. Mesela ne onun adı? Karda mesela kayak. Tehlikeli sana. Ondan sonra dağcılık. Bir lazım değil. Çıkarken dağ kayboluyorlar. Çığ düşüyor üzerlerine. Askerlerin canı çıkıyor onları bulana kadar. Bilmem. Yani mubahtır ama ne lüzumu var? Tehlikeli işe ne lüzumu var? Yok efendim, en yüksek dağa çıkacağım da bilmem ne, yolda kalpten gideceksin yani. Ondan sonra bunlara lüzum yok. Ha, lüzum yok ama haram demiyorum mesela. Velakin Mevla yani o gibi amellere bakmaz. Sen dağa mı çıktın, zirveye mi çıktın, birinci mi oldun, beşinci mi kaldın? Ama ahiret amellerinize bakar. E şimdi o zaman biz neye göre hesap yapacağız? Neye göre kitap yapacağız? Ahirete göre, ölüme göre. Ölümde ne zaman? Akşamladın, sabahı bekleme. O zaman uzun bir beklentiler kapılabilir misin? Kapılmaz. Ama sözler ayrı bir şey. Ne dedim? Yarın adamla 9'da randevum var. Sabahta kalktın, gitmedin. Sözü bozdun. Haram.
Adam da sana telefon etti. Abi 9.30 oldu, burada sap gibi kaldım. Ayakta bekliyorum. Neredesin? O da dedi ki, ya dün hoca bize vaaz etti. Akşamladı mı sabahı bekleme falan. Ben bütün beynimden programları iptal etti beynim. Ölecek miyim, kalacak mıyım falan. Sonra baktım ölmemişim falan. Ama seni de unutmuşum yani. Ya kardeşim, hoca sana bu programı yap da kafanı buraya yönlendir de yarınki sözlerini tehir et, tecil et demedi ki sana. Sana dedi ki, sen yatsıyı kazaya bırakma. Sen tevbelerini ihmal etme. Vasiyet edeceğin bir şeyleri geri bırakma. Çünkü sabaha çıkmayabilirsin. Sen ahirette hazır ol. Uyandın mı hamd et ki, ya Rabbi canımı bağışladın bugün de bana. Ondan sonra ne yap? Nerelere söz verdiyse onları yap. Helal ve meşru sözlerinde dur. Haram olan sözlerinde durma. Adamla anlaşmış, kuyumcuyu soyacağız. Ya böyle sözde durulur mu öyle? O da ona diyor ki, sen diyor en büyük diyor haramı işledin. Niye? Beni yalnız bıraktın diyor. Ulan seni yalnız bırakmak sevap. Gittin kuyu, adamı soyuyorsun. Salak mısın? Neyse. Öyle söz olur mu? Yemin bile etsen vallahi billahi senin yardımına geleceğim. O yemini boz. Kefaret vereceksin tabii. O yemini bozdum da, ya ben hırsızlık yapmadım yetmez mi? Allah benden ne istiyor? Sen hırsızlık yapacağım diye yemin ettin mi? Ettin. Yemin ettin mi, o yemin geçerli. O zaman ne olacak? Kefarette de para vereceksin fakire. Ya ben hırsızlık yapmadığıma şükretsin Allah denir mi ya? Tövbe ya Rabbi ya Rabbi. Ondan sonra ben bir de yeminden niye para istiyor benden? Yeminden de ayrı para istiyor. Neden? Allah'ın adını rastgele bedava her yere kullanma diye. Bir daha da dikkat et vallahi derken nereye gideceğine, ne söz vereceğine dikkat et. Bu Mısır işi, bu adamların hepsi öyle midir bilmiyorum. Resimde görünen kadarıyla sevinmeleri beni mahvetti yani. Niye mahvetti beni? Ezdi beni yani. Ben çok psikolojim bozuldu derler ya. Niye psikolojim bozuldu? Ya bize niye böyle bir şey olsa biz sevinemiyoruz? Bir kendime baktım. Ulan şimdi hapis cezası, gerçi hapis de zor iş ya. İdam daha temiz iş. Yani uzun sene kalırsan canın çıkar yani. Sürünürsün bir de hastane şey bilmem, zor iş yani. Tabii ki Allah Teala yolunda şehitlik nasip eylesin. Amin. Amin. Cümlemize nasip eylesin. Amin. Ama illa boğazınızı kessinler demek istemiyorum. Şehit yatakta da olur, hastalıktan da olur. Allah yolunda cihada niyet et, nerede ölürsen şehit olursun. Yeter ki şehitlik gönlünden iste. Hadis-i şerifler okumuştum evvelce. Ama bir insan ölümü gözü bakarak karşılar ve gülerek karşılarsa burada iman oluşmuş ve olgunlaşmış demek. Şimdi ben buna baktım kendime, çok ezildim. Senin hakkında dedim, böyle bir karar alınsa sen ne yaparsın dedim, böyle sevinebilir misin dedim. O zamanki durumumu bilemem de şu anda tabii bana biraz uymadı yani. Böyle memnuniyetle falan gibi gelmedi içime yani. Bu sefer ben dedim ki senin durumun çok tehlikeli. Yani. Kendi kendime şu anda ben o psikolojideyim ve birkaç zamandır tamamen kafam gitti bu işe odaklan. Ya bu adamlar nasıl Allah yolunda ölüme sevinebiliyorlar da biz Allah yolunda hiçbir sıkıntıya katlanamıyoruz. Bizim durumumuz nedir? Biz şimdi gideceğiz işte saat 9.30. Sohbeti çok uzatma hoca efendi. Yatsıyı kılacağız. O sıra çünkü çaylar soğuyor. Hanım kaçıncı çayı demlemiş. Hocanın sohbetin bitme saati belli değil. 10 mu olur? 10.30 mu olur? Eve gelmen gecikiyor. Kimisi ona göre işte meyve hazırlamış. Bilmem ne hazırlamış. Ben şimdi çayımı içeceğim, yemeğimi yiyeceğim. O sıra açık oturum var, bilmem ne var. Yine haberleri dinliyorsan neyse, bile senin dizilerinde vardır belki, Allah muhafaza. Belki senin filmlerinde vardır belki. Herkesin deli deli seyrettiği şeyler var. Mantık dışı, akıl dışı şeyler. Ne bileyim. Yani zikredeceğini cuma gecesi, salavat okuyacağını gidip film seyrediyor. Yazık günah, ama ben sizi engelliyorum bayağı. Yani benden çıkardım ama çıkıyorsunuz, haşat ediyorum sizi. Hışır gibi çıkıyorsunuz. Ondan sonra bir çay zor içersiniz yani. Eve gittikten sonra. Yani hiç olmazsa cuma gecesi günah işlemeyelim yahu. Bari cumayı kapatıyoruz yani. Cumayı günahsız kapatmak için uğraşıyoruz. Cuma nasıl geçerse hafta öyle geçer. Haftanın günleri cumaya tabiydi. İdâ selmetil cuma selmetil eyyam. Cuma selamette, günler selamette. İnşallah 6 günün ayarı bu. 6 günün ayarı bu. Ama biri şöyle dedi, hocam dedi, eskiden ben her gece bir yerde sohbet yapardım. Haftada 2-3 kere gelen adamı görürdüm. İstanbul işlerinde falan. Bazı kere İzmir'e, Bursa'ya da gelirler. Ben derdim Allah Allah, seni dedim her sohbette görüyorum mübarek. O zaman da ben aynı şeyi anlatıyorum. Yani internet yok, şu yok, bu yok ya. O cemaata o lazım şimdi. Bir mevzu 10 yerde anlatıyorsun. Çünkü dinleyemiyor, radyo yok.
Aynı şeyi ona da anlatacaksın, ona da lazım, ona da anlatacaksın, ona da lazım. Bazı kolay oluyordu, ders hazırlama lüzum yok, aynı şeyi tekrar ediyorsun mesela. Ezberliyorsun, bu da çok kolay oluyordu. Güzel oldu. Adam da dedim ya aynı şeyi anlatıyorum burada da zaten mübarek. Burada ayrı bir ders yok, sen bu kadar niye gülüyorsun? Ya benim diyordu benzin bitiyor iki günde. Depoyu doldurmaya geliyorum. Çünkü yani kendini işte zinadan, içkiden falan kötü yollardan döndürüyor adam diyor. 2-3 gün zor duruyor diyor. Baktım diyordu hemen bir sohbete daha geliyorum. Haftada 2 kereyle 3 kereyle anca diyordu kurtarıyorum kendimi diyordu. Sohbetler böyle bir ilaç, böyle bir tiryak. Hiç görmeden uzaktan nereden adam hidayet buluyor. Tevbe ediyor, dönüş yapıyor. Bizi tanıması mühim değil, bizim kim olduğumuz. Hiç mühim değil. Ama nedir adam? Kadın geldi diyor. İlla elini öpeceğim. Yaşlı da kadın. Ya kadınlara biz el vermiyoruz. Dedim yani böyle yaptım dedim. Teşekkür ederim falan. Bu işten de sıyrılamıyoruz. Yani Şafii demek zorunda kalacağız yakında. Hani Şafii'nin deyince diyor ki yoksa Şafii misin derler bu kadınlarda böyle bir şey var. Uzatır elini şimdi böyle. Sen de elini tutmadığın zaman kadını mahcup etmiş oluyormuşsun. Çok kaba bir adam modeli çiziyorsun. Hiç centilmen değil. Elimi havada bırak. E ben ne yapayım? Senin elini tutup da ateşe mi değdireyim? Elimi ateşe mi değdireyim? Ama o da diyor ki centilmen değil. Tamam da senin hatırın için yanamam ki. Hatır için yanacak kadar da bir abanak değilim. E şimdi bu sefer kadın da elini uzatıyor falan. A şey dersen o zaman bir bahane arıyorlar. Bu sefer çok mahcup oluyorlar. Sen o kadını sanki orada rezil ettin. O şimdi etrafta da birileri varsa doktor, moktor, hastane, pastane. O böyle bir bak, etrafa bakamadan çıkıyor gidiyor. Niye? Elimi havada bıraktı. Böyle bir insanlar yetişmiş. Tabii. Sen bu sefer işte özür diliyorsun, kusura bakma diyorsun, teşekkür ederim. Ama baktım birkaç yerde anlatmak zor. Çünkü çok böyle bizi de dinleyen değişik değişik kesimler oluştu ya. Bugün beni adaylığa teklif etmiş şey. Gürsel Tekin. Demiş ki Cumhurbaşkanı demiş, Şüphelahmet Hoca bile olabilir. Yeter ki demiş, kurallara uygun olsun demiş yani. Bak nereden nereye geldik. Ne kadar öcü umacı durumundan bizi El-Kaide terör örgütü bizi keseceksin diyordu savcı bana. Eski degemelerde 2000'de neredeydik? 2000'de neredeydik? Geldiğimiz noktada CHP bile olabilir diyor. Dalga bile geçse teşekkür ederiz yani. Çünkü neden? Gündeme gelmek mesele. Sen benim adımı bile ağzına almazken bugün alıyorsa bu kesimler bu iyi bir gelişmedir. Kötü bir gelişme değildir. Hiçbir zaman kötü kabul etmem ben bunu. Çünkü onlar da bizi telaffuz edebilsinler. Ki arıyorlar zaten bak. Geçmiş olsun arıyorlar o zaman evvelce de haberler çık. Onlar da hasta olursak arıyorlar, cenazemizi arıyorlar. Daha ne yapacaklar? Şimdi şunu demek istiyorum. Nereden nereye geldik? O zaman kaçan insanlar bizim çocuklarımızın öldüğüne seviniyor diye lanse edip de cemaatimizi karalamak isteyen insanlar. Tabii sonra onlar da dönüş yaptı etti ama biz onları unutmuyoruz. Şimdi efendim gelinen noktada kadın efendim Ermenisi. Ermeni geldi ki geldi. Diyor ki ben Şifa Şerif derslerini çok takip ediyorum. İnternetten yani. Bayılıyormuş Şifa Şerif efendim. Allah şifanı versin dedim yani içimden. Manen yani. Çünkü manevi şifa hidayet. Ama ilginç bir şey. Ben de tabii şey yaptım. Ha öyle mahcup edersen kadınları siz de bilin yani. O zaman şöyle diyecek dersiniz. Tabii günah da olmasın. Yalana da lüzum yok ama. Yani Şafii'de hani abdest bozuyor el değmek falan. Abdestliyim de falan. Ben Şafii'yim dersen de yalan oluyor ya. Şafii'sen de zaten de. Yani Şafii'de abdest bozuluyor ya falan. Dersin ben Şafii'yim demiş de olmazsın. O zaman ha tamam tamam abdestiniz bozulmasın diyor. Hani benim elimi reddettin manası da çıkartmıyor. Böyle de bir çözüm üreteyim size sonra. Ama siz zaten öyle dedik ya uzatınca alınır el yani. Ne yapacak hoca efendi? Şimdi ayıp mı olsun, rezil mi olsun kadıncağız falan? Sizin zaten kiminizin mezhebi o öyle gidiyor. Benim mezhep de öyle değil. Kadın dedik ben dedi Hristiyanım dedi. Hristiyanım dedi bir de papaz torunuyum dedi. E ne diyeyim şimdi? Ama senin hayranım diyor. Ben senin hayranım. Allah Allah. Yahu diyorum ben... Birisine dedim, ben diyorum Yahudi Hristiyanlar cennete gitmeyecek. Öbür ilahiyatçılar diyor gidecek. Bu Yahudi Hristiyanlar da onları sevmiyor yine beni seviyor. Çünkü Yahudi Hristiyanlar uyanık, manyak değil ki. Öbür hocaların yalan söylediğini biliyor.
Bu sefer diyor ki ulan diyor, kitabınızda girmeyeceğimiz yazıyor diyor. Sizi gidi okkabazlar, bir de yalan söyleyip bizi mi kandıracaksınız diyor. Ne uyanık Yahudi Hristiyanlar biliyor musun? Sen Yahudi'ye diyorsun ki sen cennete gideceksin. Yahudi bilmiyor mu ki Kur'an'da ne yazıyor? Bu ilahiyatçılara lütfen şey edin, boşuna masraf, kendini sevdirmek için. Birisi var karılara kendini sevdirmek için bütün fetvaları değiştirdi. Kadın cemaatim artsın diye. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya bütün bu kadınlar sana şefaat etse cennete mi gideceksin sanki ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden mahrum oluyorsun. Hadisleri bozdun, ayetleri bozdun. He? Kim o? Yok yok. Ha? Evet, Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey acayip. Acayip. Ayeti falan hiç. Bana mı sordular diyor ya. Sahabe mabe hiç. Adama içtihadı da geçmiş. İmam-ı Azam diyor ki radıyallahu anh, hadisler ihtilaf ederse aynı manada hadisler arasında tercih yaparız. Hadis tekse onunla amel ederiz. İki hadis varsa birini tercih ederiz. Sahabeden söz geldiyse, sahabeden bir rivayet geldi, sahabenin sözü ama hadis değil, sahabeden geldiyse yine sahabenin sözünü alırız. Tabiinden geldiyse biz de adamız, onlar da adam. Çünkü İmam-ı Azam tabiinden. Kendi de tabiinden olduğu için orada içtihat yaparım diyor. Yani sahabenin sözü varken bile içtihat yapmam diyor. Bu Müminin suresinde ayet var diyorsun, cariye meselesinde. Adam bana mı sordu sahabede cariye almış diyor. Zina yapmışlarsa sahabeden bana ne? Ya böyle bir durum. Ama yine de hakkı söyleyenler seviliyor. Batılı söyleyenler göya milletin işine gelecek gibi konuşsa da millet akıllı. Millet onu sevmiyor. Allah Teala bizi hak yolda sevdirsin. Amin. Dem de birisi geldi işte. Bayağı bir yetkili biri. Bir yerlerde bayağı bir yetkili adam. Ya diyor ben çok titiz bir adamım diyor. Bütün hocaları araştırıyorum. Hepsine bir açık kaçak buldum diyor. Sen de diyor şimdiye kadar bulamadım falan diyor. Yani benle gezse çok şey bulur da sade vaaz dinlediği için devam et dedim ben de. Vaazları dinleme, devam et. Estağfurullah. Ama senin hocan diyor çok alim diyor. Senin alim olduğun kesin değil diyor. Alim misin değil misin Allah bilir diyor. Dedim hakikaten Allah bilir de ben de biliyorum değilim dedim. Dedi ki senin hocan çok alim işte tamam. Senin hocan çok alim. Yahu Yahudi ile haham başıyla 3 ay yattım. Bayrampaşa zamanında. 3 ay yan yana yattım. Haham başı bana ne dedi? Öbür mahkumlara bunun bir hocası var dedi. Efendi diyor. Ben çarşamba iyi bilirim o cemaati diyor. Bunun bir hocası var diyor. Allah adamı diyor. 5 para ne dünya ne kadın ne para hiçbir şey görmez diyor. Allah'lık diyor. Bunu hahamın başı diyor. Onun için bakıyorsun her yerde ihtilaf var. Ama Efendi Hazretleri'nde ittifak var. Bulunmaz bir şey. Allah adamı. Biz niye Allah adamı olamıyoruz? Yaşlandıkça niye hırsımız artıyor? Niye beklentimiz artıyor? Ne kaldı bu dünyada? Daha ne yapacağız? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bitti gidiyoruz ahirete ya. Öldü bütün yakınlarımız, sevdiklerimiz. Birçok tanışımız devamlı ölüm devam ediyor. Bu tuğlu emel bizi mahveder. Allah 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 Allah. Ya Rabbi uzun kuruntularımızı kes ya Rabbi. Amin. İleriye doğru beklentilerimizi bitir ya Rabbi. Amin. Devamlı ahirete gözümüzü diktir ya Rabbi. Amin. Kalbimizi senin sevginle, zatının muhabbetiyle doldur ya Rabbi. Amin. Senin ibadetinden çok lezzet aldır ya Rabbi. Amin. Öbür işlerden lezzetimizi kes ya Rabbi. Amin. Amin. Helal meşru olanlar müstesna. Helal ve meşru olanlar müstesna. Ama helalın da fazlası zarara gidiyor. Mubahın da fazlası fuzuliye giriyor. Bu sefer nereden gidiyor? Ömür sermayesinden gidiyor. Allah diyeceğim vakitler gidiyor. Sübhanallah diyeceğim vakitler gidiyor. Dolayısıyla büyük bir hasar, büyük bir zarar meydana geliyor. Görülmemiş bir zarar. Onun için insan nasıl olmalı? Bu kardeşlerimiz gibi seni asacağız deyip de tutup götürürlerken ya ben Allah'a isyanda değilim, itaat yolundayım, zulme uğramışım, mazlum durumdayım, asarsanız asın, Allah şehitlik nasip etsin diye gülebilmek nasip eylesin. Ama tabii ki şimdi seni yakalayıp götürürlerken sen dersen ya benim çok yanlış işlerim var, biraz bırakın da tevbe edeyim, işi düzelteyim, bu iyi bir şey değil. Çünkü neden? Sana o fırsatı vermeye
bilirler. O zaman senin ne olman lazım? Her daim Allah yolunda olman lazım. Hadi sen, idama ne lüzum var? Ezrail Aleyhisselam gelebilir mi? Tamam. Her an gelebilir. İdam kararına ne gerek var? O zaman mühim olan Allah yolunda yaşayacaksın ki Allah yolunda ölesin. Sen Allah yolunda değilken nasıl Allah yolunda öleceksin? Allah yolunda değilsin. İçkidesin, kumardasın, zinadasın, yalandasın, faizdesin, haramdasın, kumardasın. Sen neredesin? Ha ben işimin başındayım, çalışıyorum. Niçin? Çocuklarıma helal rızık götüreceğim. Cemaatle namazlarını kılıyor musun? Farzlarını kılıyor musun? Kılıyorum. O zaman bu çocukların kazancı ibadettir. Tamam. Sen ibadettesin. Sana bir şey yok. Ama sen dizi seyrediyorsun. Ezra Azam gelse çok yakışık bir durum değil. Film seyrederken gelse yakışıklı bir durum değil. Fuzuli malayan işlerde gelse tamam haramdan ehvendir ama yakışıklı bir durum değil. Ha uykuda gelse uyku gaflet midir? Uyku tepeden tırnağa gaflettir. Amma diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, yatmadan evvel niyet edip ya Rabbi uyanık dursam birazdan hafızam bozulacak, beyin gücünü kaybedeceğim, dua derken beddua edebilirim, dört kılım üç kıldım zannetebilirim, onun için uyku bastıracağından şimdiden uyuyorum ki teheccüd namazına kalktığımda ayık olayım, sabah namazına cemaate kavuşayım, sabah namazını kılabileyim, o niyetle uyuyorum dedim mi uyumaya başladın, uyanana kadar her nefes Sübhanallah yazılıyor. Her nefes Sübhanallah. Nevmul alim ibadetün. Alimin uykusu ibadettir ne demek? Bu sırrı bilenin demek. Yoksa her alimin uykusu ibadet değil. Şu adam sabah namazda kalkmayan alimler var. Bir tane meşhur yazar var Akit gazetesinde. İsmini vermeyeceğim. Sakalı da var. Gece yarısına kadar nutuk atıyor. Sabah namazına yakın yatıyormuş. Yakın bir arkadaşı var. Ya dedim nasıl iş bu abi bu? Biz bile istifade ediyorduk bazı yazılarından. Ne kültürlü adam falan. Ya dedi bizim mücahitler namaz kılmaz ki. Aa öyle mi dedim. Tabii dedi bizim mücahitler dedi. Ben cihat ediyorum diye adam zaten. Beşe kadar millete şuur verdim diyor ya. Namazı da okunsun diyor. Hani öyle demiyor da hareket o yani. Hareket o. Onun için alimin uykusu ibadet derken hangi alim yani? Sen eğer sabah namazına dinç kalkayım diye yiyorsan veyahut yatsı namazında belimi doğru tutayım, açlıktan devrilmeyeyim diye yiyorsan o yemek ibadet. Ve uykuyu da kalktığım zaman aklım karışmasın, hafızam bulaşmasın, doğru düzgün okuyayım diye uyuyorsan o uyku ibadet. Ve nefesu, nefesleri de ne olur? Tesbihun, Sübhanallah olur. Hep zikir. Ama bu sırrı bilmediğin zaman 24 bin nefes günde gitti boşuna. 48 bin nefes gitti boşuna. Günde ya. Aldığın verdiğini ayrı sayarsan. Ne lüzum var bu kadar zarara ya? Bu kadar zarar eden fabrikayı kim çalıştırır ya? Bu dükkanı kapatmak lazım. Üstü ört üstünü öleyim demiş adam. Ne yapayım ya? Bu kadar zarara gelmeyelim ya. Bu nefesler altından alınmaz ya. Altından alınmaz ya. Amerika'nın, Japonya'nın, bilmem nerenin borsaları bir nefesi alamaz ya. Şuradan da çıktınız, nefeslerinizi muhafaza edin. Fuzuli konuşma lüzum yok. Gıybet, dedikodu, iftira hepten aleyhte. Mubah olan şeyler tamam mubah. Hanımın anasını iyi misin? Şaka yaparsın. Latife yaparsın. Çocuklarından vakit geçirirsin. Bunlar müsaade var. Hatta sevaba yazılıyor ve günah yazılıyor. Ama hanımla konuşacağım diye de cemaati kaçırırsan olmadı. Hanımla konuşmanın vakti var. Yatsıyı cemaatle kıl. Gel ondan sonra konuş. Ama şeytanın işi yok. Hanımın da işi yok. O da mevzuyu ne zaman açar? Ezana 5 dakika kal. Hadi bakalım şimdi kadrıyla uğraş. Ya cemaate gideceğim, sen numara yapıyorsun kaçma. Gel burada mevzu var. Ya ne mevzu var? Allah çağırıyor. Cemaate gidelim gelelim işte. İşi yok ki. Efendi Hazretleri anlatır diye. Ramazan gecesinde diyorum. Sabah sabah kadar, imsaka kadar bizim hanım durur, imsakta kudurur demiş adam. Hadi ben istiyorum. Ulan ne istiyorsun? Belanı mı istiyorsun? Sen Allah'tan cehennem mi istiyorsun? Ulan karı sabahın beşine kadar, imsaka kadar durdun durdun da şimdi mi canın çekti? Neden? Minel cinneti ven nas. Bunu şeytan cin yapabilir mi ya? Şeytan gelse rüyana girse senin kamyonu devirtir. Bir kova suyla temizlenirsin. Orucun bozulur mu? Bozulmaz. Ama bu karı sana orucu da bozutturur. 61'i de yedirttirir. 61'i de bırak cehennemde kaç 61. Yanarsın. Yani helal dairesi geniş.
Şu kadar saat yeme vakti var, yok. Şu kadar saat helal ilişki vakti var, yok. İlla kadın hasta olduğu zaman adamın da canına şeytan. İlla haram. Ya bu kadın adet halinde. Bu haram. Bu ateş. Allah. Ha sana yanına otur, otur yanında yatabilirsin, oturabilirsin. Hadi da göbekle diz kapağı arasında illa örtülü olacak. İlişkide yasak, örtülü olacak. Şimdi şeytan illa ki cehenneme düşürme. Arkadaş arıyor yanına. Burada da ne var? Tabii nefsinde rolleri var. Nefis içeriden, o dışarıdan. Allah'ımıza onu diye dua diyorum işte. Ya Rabbi, mubah dışındaki lezzetlerimizi kes. Amin. Allah'ım amin. Lezzet aldırma bize. Amin. Helal ve mubahın dışındakilerden lezzet aldırma bize ya. Amin. Amin ya Rabbi. Mevla da buyuruyor ki, lezzet aldırmasam da imtihan olmaz. Mevla da öyle buyuruyor şimdi bana. Ama kurban olduğum ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle duaları kabul edeceğin söz verdin. Biz de dua diyoruz. 7 milyar insan var, hepsini imtihan et istediklerini de. Biz özel bir cemaatiz burada, özel bir dua diyoruz. Sen de duaları kabul ediyorsun. Onların aklına getirmemiş olabilirsin. Bizim aklımıza getirdin, ağzımıza da getirdin. Dua kapısı açılırsa kabul kapısı açılmıştır. Hadis-i şerif öyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bir hakkı seyyidi Muhammed. Bu cemaat, bizi dinleyenler, beni Allah için sevenler. Burada sohbetleri dinleyenler ya Rabbi. Haramlardan, mekruhlardan lezzet hissimizi kes ya Rabbi. Amin. Şu saatte kes ya Rabbi. Amin. Oldu beşeriyet muktezası bir yanlış. Hemen tevbe nasip et ya Rabbi. Tevbesiz ölmekten muhafaza et ya Rabbi. Ve mutlak surette kurban olduğum Allah'ım, hemen o günah bize pişmanlık ve nedamet getirmeyi nasip et. Amin Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Amin Allah'ım. Amin. Bu tamam. Ama bakıyorum lezzetimizi kes derken aminler zayıf. Hemen tevbe et deyince amin kuvvetli geldi. Çünkü neden? Ara sıra kaçamak yaparsam diyor yani. Şimdi lezzetsiz de olmaz ki. İşte. Tevbeyi nasip ettiğince tamam. Çünkü ahirete hani işi düzelteyim de gideyim. Ne uyanıksınız ya. Ben anlıyorum ses tonlarından, hareketlerden. Ama ben kesin istiyorum lezzeti kessin yani. Ben en ufak bir zerre kadar acaba demeden istiyorum. Almayayım o lezzeti ya. Tabii buna sigara da dahil biliyorsunuz. Amin derken hesap ettiniz mi? Ya adam amin demiyor kabul olur da sigarayı bırakırım diye. Öyle adam var. Tabii. Geldik derse nereye geldik bugün? Nereden geldik, nereye geldik? Ya Rabbel Alemin. Senden geldik, sana gidiyoruz. Ya Rabbel Alemin. Evet. Altıncı faydayı söyleyeyim bari. İki ne faydalar söyledim ama. Mübarek. 60 tane fayda söyledim daha. Boş mu konuştuk ha burada? Tamam. Amin. Ama Mısır'a duayı öne alıyoruz. Onları nefsimize, isteklerimize tercih ediyoruz. Onlar gibi olmaya da gıpta ediyoruz. Yani hakkımızda idam kararı çıkmasına değil. Ama ölüme bu şekilde Allah yolunda karşılamaya da imreniyoruz. İmreniyoruz. Allah gazalarını mübarek eylesin. Amin. Allah cihatlarını tamam eylesin. Amin. Allah Teala umduklarına nail eylesin. Kardeş Mısır halkı mübarek, ehli sünnet, ehli beyt sevgisine düşkün mübarek, tekkeler, dergahlar, bütün tasavvufun kaynakları. Ebu Hasan-ı Şazeli radıyallahu hürmetine, Seyyid İbrahim Düsuki Hazretleri hürmetine, savaş zamanları hala sandukası çatır çatır çatırlar. Seyyid Ahmet el-Bedevi hürmetine, Koca Ahmet Bedevi, yetiş onlara ya. Allah'ım şehitleri yetiştir ya Rabbi. Amin. Velileri yetiştir ya Rabbi. Amin. Mısır'daki manevi ruhani güçleri yetiştir ya Rabbi. Amin. O Karafe'deki bütün evliyayı kaldır ya Rabbi. Amin. Ne büyük evliya var orada, ne büyük. O Karafe dolu, altı üstü her yeri dolu. Bütün veliler orada. Allah Allah. Yani sayısız, gezmekle bitiremedik biz. Kaç defa gittik bitiremedik. Her yer dolu. Zünnûn-u Mısri'ler, Rabiatül Mısriye'ler. Efendim sahabeler, Ukbe bin Amirler, Amr ibn Aslar. Allah Allah Allah. Dolu ya Rabbi. Onları da devreye sok. Kurban olduğum sana. Amin. Ahmet Bedevi Hazretleri acayip. Ahmet Bedevi Hazretleri'nin en büyük kerametine esirleri getirirdi. Fransızlar esir ederdi Müslümanları. Frank. Fransızlar esir ederdi. Annesi falan gelir. O zaten peçeli dururdu. Yüzünü bir kere gören öldü zaten. Dedi evladım bende bir tecelli var, sen dayanamazsın. İlla dayanamayayım dedi. O da bir peçeyi kaldırdı, gördü öldü ama ölmek istedi zaten. Taras'ta dururdu. Sat.
Hiç başının üstünde bir şey olmaz. Hep üstü açık yaşadı. Yani taraz. Onun halifeleri de hep taraz. Zaten tarazın altına geliyorlarmış. Oradan kimine bir kağıt yazıyor, kimine bir şey veriyor, kimine. Sutuhi derler onlara, satıh ehli. Bir de kırmızı sarık sararlar. Ben bir kere dergide bastım onu. Sarığının şeyini falan. Gittim ziyaret ettim, başıma koyduğum. Seyyid Ahmed el-Bedevi Hazretleri. Esirleri, anası gelir yalvarır, oğlum esir oldu veyahut da nerede. Dünyanın bir ucunda, diyelim ki Guantanamo'da. Seyyid Ahmed el-Bedevi'ye gidersin, bir defa tamam der. Bir de yani öyle otobüs masraf, geldim buradan nasıl gideceğim eve değil yani. Direkt evine zincirlerle gelir. Zincirleri bağlı. Anası bakar Allah. Seyyid Ahmed el-Bedevi'nin en büyük kerameti. Adı Hattaf. Hattaf demek kapan. Havadan kapar böyle. Kim gider ona müracaat eder? Lüz bil mekamil ahmedi ve kul. Medet ya seyyidel ektabi ya ni'mes senet. Makamı Ahmediye sığın diyor. Yani Seyyid Ahmed el-Bedevi'nin makamına sığın. De ki ey kutupların efendisi, sen ne güzel senetsin. Yani dayanaksın. Öyle diyor. Vakıf bi babi rihabi tecidil mekarime vel maatira la tuad. Kapısında dur. Birkaç kere ziyaret nasip oldu. Kapısında dur. Öyle faziletler bulacaksın, saymakla bitmez. Şimdi hani devam ediyor. Tabii doluyorlar on binlerce kişi. Her sene kutlamalar şeyler. Tasarrufu devam ediyor. Fe seyyidül bedevi babul Mustafa vel Mustafa babul ilahi limen kasad. Seyyid Bedevi Mustafa'nın kapısı sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arayanlar için Allah'ın kapısı. Yani kapı lazım, kapı lazım. Kapısız olmaz. Ve etül büyüte evlere gelin min evvabiha, kapılarından gelin. Niye dedi ene medinetül ilim? Ben ilmin şehriyim ve aliyyum babuha. Kapısı Ali'dir. Femen eradel ilim, ilim isteyen felyetil bab, kapıya gelsin. Sen ne diyorsun? Mürşit lazım değil. Sen ne diyorsun? Şeyh lazım değil. Sen ne diyorsun? Alim de, vaaz veren alim bana lazım değil. Sen kapıyı kaybetmişsin. Eve nasıl gireceksin? Kapılardan gelin. Aracıyı kaçalım. Geçen işte Mustafa İslam onun dediği gibi. İslam'da vesile yoktur diyor. Aracı yoktur diyor. Aracılık diye bir müessese yoktur diyor. Herkes direkt Allah'a bağlıdır. İyi, bizim buradaki cereyanı gidip direkt trafoya bağlayalım. Burayı patlatalım hep. Ulan arada dünya kadar aracı var, kablo var, şey, her şeyin bir dozacı var. Allah'a direkt nasıl bağlanacağız? Bir Cebrail Aleyhisselam bize mi inecek, biz vahiy mi alacağız? Elçi lazım. Cahil adamlar. Konuşurlar. Biz onlardan değiliz. Allah aracılardan bizi ayırmasın. Amin. Aracıların kapısında daim eylesin. Amin. Onun için Seyyid Bedevi Hazretleri bütün getirirdi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar frenk yavrunu esir ettiği Müslüman varsa zincirlerle evine. Allah Allah. Allah. Çok büyük kerametler sahip. Şimdi inşallah Mısır'dakilere de yetişir inşallah. Himmet eder inşallah. Orada da bazı akıllılar olur da inşallah himmet istemeyi bilirler inşallah. Tevessül ederler. Evliyaullah devreye sokarlar. Ricalallah, ricalallah. E'inuna bi'avnillah. Ey Allah'ın dostları, ey Allah'ın er kulları. Allah'ın yardımıyla bize yardım edin. Edrikûnâ, bize yetişin derler. Eğîzûnâ bi'gavzillâh. Allah'ın medediyle bize imdad edin. Çünkü Allah dostlarına tasarruflar vermiş. Onlar medet ederler. Himmet ederler inşallah. Efendi Hazretlerimiz de buradan himmet eder inşallah. Kendisi zaten devamlı takip ediyor. Dünyanın ne yaptığından hep haberi var. Hiçbir şey mevzu yok ortada. Rusya ne yapıyor diyor. Bir de bakıyorsun Rusya ile ilgili bir casusluk işi çıktı. Hemen şura ne yapıyor diyor. Dünyanın bütün meseleleri Mevla arz ediyor yani. Oralara bile ilgileniyor. Hangi gavur ne yapmış, hangi plan var, hangi proje var. Allah şerlerinden muhafaza eder. Amin. Faydayı bulamıyorum ki. El fayda tüsadise, altıncı fayda. İnni raytun nas, ben insanları gördüm. Yuadi bazun baza. Bu gerinin biraz devamı gibi. Birbirine düşmanlık ediyorlar. Ligarazın, bir gayeyle. Kimi mal için. Birbirini öldürüyor mal için ya. Öldürüyor ya. Bilezik için kadını öldürüyor. Ya al bileziği bari. Git ya. Ne öldürüyorsun? Allah Allah. Ve riyaseti, koltuk sandalye için. Düşmanlık var mı koltuk sandalye için? Bu koltuk sandalye Allah'ım ya Rabbi. Koltuğun da hiç bacağı kırılmadı ki ya. Bu hep aynı koltuk devam ediyor. Ne iştir anlamadım. Vel cahi, yani rütbe için. Makam mevki, terfi. O terfi etmek için ayak kaydırma oyunları, birbirlerini,
Müdürler, amirler, bilmem neler. Kimisi ilimde bile yapar. Ve sebebin herhangi bir sebebi. Feteemmeltu fi kavli teala. Ben de Allah'ımızın şu ayetini düşündüm. İnne şeytane lekum aduvun fettehidu aduva. Şeytan sizin için amansız düşmandır. Siz onu düşman edinin. Mevla buyuruyor ki düşman mı arıyorsun? Adavet kılma kimseyle, sana nefsin yeter düşman. Ki asla senden ayrılmaz umur ahir olunca ta. Son nefese kadar tek düşmanın var. Her düşmanınla barışsan da seni devamlı günaha ve cehenneme atmak isteyen nefis düşmanıdır. Şeytan da bunun yardımcısı. Allah'ın rahmetinden kovulmuş, lanete çarpılmış. Eşşeytan zi'bul insan. Hadis-i şerifte buyuruyor, şeytan insanın kurdudur. Meşhur hadis-i şerif. Şeytan insanın kurdudur. Yani ne demek? Kurt nasıl fırsat buldu mu sürüye dalar? Kurt da öyle beklediği gibi şeytan da bekler. Senin bir nasıl hani diyorlar ki bünye zayıf düştüğü zaman, bağışıklık sistemi bilmem ne olduğu zaman mikroplar hani. Herkes de aynı mikrop var ama zatüre matüre şu bu. Bünye zayıf düştü mü o mikrop ne yapar? Belirginleşir. Şeytan da nedir? Kurt gibi bekler. Sen ne zaman günahlara meylettin? Nefis ne zaman seni meylettirdi? Sen ne zaman dinden imandan uzak kaldın? Sohbetten vaazdan uzak kaldın? Camiden cemaatten uzak kaldın? Der ki bu tam fırsat der. Sana musallat olur. Ondan sonra sana bir oyun eder. Seni bir harama düşürür. Ve alimtü ben düşündüm ki ennehu la yücadâ adin gayri şeytan. Şeytandan başka düşman arama bulmaya ne lüzum var? Lüzum var. Şeytana yardım eden nefse var. Şeytanın yardımcıları ve destekçileri olan kafirler var değil mi? O ayrı bir şey. Onların hepsi neye tabi? Şeytana tabi. Onları da gavur eden kim? Şeytan. Onların dinini bozduran kim? Şeytan. Dolayısıyla baş düşmanı belirleyelim, sonra onun dalları teferruatını bilelim. Baş düşman şeytan. Peki hoca efendi, anladık şeytan da, şeytan bana gelip de bir şey demiyor ki. Ben nereden anlayacağım şeytan? Ya mübarek adam, sen ilmi halini iyi bileceksin. Helalı haramı iyi bileceksin. Farzı vacibi iyi bileceksin. Ne zaman farzdan, vacipten, sünnetten aykırı bir iş yaptırmak için bir plan var. O planı sana kim vesveseyle ilka etti? Şeytan. Sen ne anlayacaksın oradan? Ya bu benim baba düşmanım. Adem Aleyhisselam cennetten çıkartmış. Ne çilelere uğratmış. Beni de cehenneme sokmak istiyor. Şimdi bu ayet hadise muhalif bir iş olduğuna göre bunda artık rahmani bir taraf aramanın lüzumu yok. Fakat şimdi sıkıntı nerede? Şimdi şeytanın vekili hocalar. Şeytan direkt bir şeye müdahale etse adam diyor ki ya bu caiz değil. Halk bunu anlıyor, ha caiz değil diyor. Fakat sonra şeytan ona diyor ki falan hoca caiz diyor, ona sor. Bak şimdi şeytana görüyor musun ne numaralar? Nefis olsa öyle yapmaz. Nefis tuttur bunu yap, yapmam, yap, yapmam, yap, yapmam. 50 kere aynı iş. Anla ki bu nefis. Şeytan hangisi? Şeytan. 7 türlü. Bir meselede 7 türlü oyun çevirir. Namaz kılma, illa kılacaksan sünneti kılma, onu da kılacaksan abdesti işte 3 kere yıkama. Yani bir oyun. Cemaata gitme, hızlı kıl, bir şey yapacak. Nefis öyle değil. Şeytan gelir sana der, şunu yap. Sen dersen ki caiz değil. Şeytan der ki sana, sen benden iyi mi biliyorsun? Ben çok alimim der. Sen hadi git işine dersin. Allah seni kovmuş, lanet etmiş. Bu sefer şeytan senin aklına verir ki, ya bu işte çok mühim bir mesele var. Buradan bir fetva alsak da burada kar var, para var, fayda var falan falan. Ne olacak? Şeytan der ki sana, falan hoca fetva veriyor, onu ara. Bu sefer sen ararsın, o hoca da der ki caizdir der. O zaman ne olur? O hoca zaten şeytanın adamı, elçisi. Şeytan diyor ya, ben istirahata çekildim. Kötü alimler varken bana lüzum kalmadı. Çünkü ben vaaz edemiyorum, fetva veremiyorum. Alimler onu yaptığı için ben rahattayım şimdi. Dolayısıyla seni hocayla kaptırır, saptırır. Sen de ne dersin? Bu kadar ilim yapmış, profesör olmuş, doçent olmuş. Bizim cübbeli mi bilecek, takkeli mi bilecek? Tabii ki bu profesör bilecek. E caiz mi? Caiz. Bu sefer sen şeytanı dinlemiş olmazsın. Ama şeytanın adamını dinlemiş olursun. Onun için şeytan sana ne yapmaz? Gelip açıktan fetva vermez. Sen ne arayacaksın? Şerata, sünnete, ehli sünnete muhalif hacı, hoca havada uçsa kimin elçisi? Şeytanın sana elçisi. Çünkü bizim o, önümüzde şerat, sünnet var. Kur'an, sünnet, İcma, kıyas. Şeriatımızın delilleri 4. Bunların haram dediği haram, helal dediği helal. Mubah dediği mubah, mekruh dediği mekruh.
sen şey. Faiz helal olur mu? Kaç tane hoca faiz helal dese? İçki helal olur mu? Allah'ım ya. 10 bardağa kadar caiz diyor adam. Ulan 10 bardağa kadar evinin yolunu bulamazsın be. Bazısı bir bardakla sarhoş oluyor. Kimisi içmeden sarhoş olmuş, onu boş ver. İki bardakla sarhoş olan var. Diyor ki fetva var diyor, diyor. 10 bardağa kadar falan diyor. Yani onu diyor işte hududunun sınırına getirmezsen diyor. Sarhoş sarhoşum demiyor ki zaten. En ayık benim diyor. Hepiniz sarhoşsunuz diyor bir de millete. Yani o sarhoşun hududu varmış böyle. Bunu adam ilahiyat profesörü söylüyor. Şimdi şeytana neresi umar 10 bardağa kadar içilir der mi şeytan? Der. Ama sen şeytana dersin. Hadi git damlası bile haram dersin. Ama der ki bak herif diplomayı kasaptan almamış. Adam ilahiyattan profesör ona sordu. O da diyor ki 5-10 bardak falan idare eder diyor. Ya şeytan arıyorsun. Onun için şeytandan başkasına düşmanlık etme. Tamam da şeytanın teferruatı ile beraber. Anladın? Kim elçileri var? Benim elçilerim var diyor. Allah nasıl peygamberler gönderdi? Ben de elçiler gönderdim diyor şeytan. Şeytanla bir görüşme var ya, bir peygamber görüştü şeytanla. Elçilerin kim, dostların kim, düşmanların kim? Uzun bir hadis. Bir gün okuruz onu. Bir 15 dostum var diyor. 15 de düşmanım var diyor. E kötü alimler dostu. Çünkü neden? Millete o yaptırıyor, onlar yaptırıyor. Bütün bu yanlışları, haramlar. Allah muhafaza. Geldik 7. faydaya. Allah'ım dostu düşmanı bilmek nasip etsin. Amin. Bildirsin fazl-ı keremiyle. Allah'ım ya Rabbim. Sen buyurdun Estaizu ya eyyüellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Hurşit Efendi gibi ilerisi gelmeyecek zannetmeyin. İlerisi gelecek. Ya eyyüellezine amenu derdi. Ha, Arapça bilmiyor ki, hafız da değil. Ne yapsın adam? Ama ya eyyüellezine amenu da bile millet bir toparlanırdı yani. Sakal böyle. Lan derdi, büyük hoca tabii görünümünde. Ya eyyüellezine amenü. Ey iman edenler. Adam haklı. Peşinden de Türkçe söylesin, ne yapalım. Kafirleri dost edinmeyin. E doğru. Yani ayetin mealini veriyor. İn tettekullah. Eğer Allah'tan sakınırsanız, haramlardan kaçınırsanız, Allah'ın yasaklarını anlayıp bellemeye ve neleri yasak ettin ya Rabbi? Ticarette, ziraatte, ziynette, giyimde, kuşamda, yemekte, içmekte, evlenmekte, boşanmakta bir din. Neleri yasak ettin ya Rabbi? Bunları ben bilmek istiyorum, öğrenip de sakınmak istiyorum. İşte siz bunu öğrenip de sakınırsanız, sakınmaya çalışırsanız, sakınma gayretine girerseniz yec'allekum furkanen. Sizin kalbinize hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, helalı haramdan ayırma kabiliyetini yerleştireceğim. Demiyor ki hoca olursanız. Ne hocalar var? Harama batmış. Demiyor alim olursanız. Ne buyuruyor? Haramlardan sakınırsanız. Zaten geçen derste de evliya olmanın şartında konuştuk ya. Nerede konuştuk? Burada mı konuştuk? He? Ellezine amenu ve kânû yettekûn. İmandan sonra tek şart getiriyor evliya olmak için. Haramlardan sakınanlar. Çok zor. Namaz kolay, haramdan sakınmak zor. Gıybet yapmamak zor, dedikodu etmemek zor, boş konuşmamak zor. Sakınırsanız kalbinize furkan verin. Ve yüküfürankum seyyâdî. Kötülüklerinizi de mahvederim. Varsa günahını silerim. Kurban olduğum Allah'ım. Biz senden evvela mübarek cuma gecesinde bu kadar gelmiş Müslümanlar Allah için adım atmışlar. Ben geliyorum arabayla bakayım yağmurda orada aşağıdan beri yürüyorlar. Yaşlı insanlar var. Cübbeli, şalvalı, cübbesiz, takkesiz fark etmez. Yani Allah yoluna geliyorlar adamlar, şuradan yürüyorlar. E bu adımlar boşa gider mi ya? Şimdi onların hürmetine ben de affoluyorum. Sen de affoluyorsun. Ya Rabbi şu cemaat hürmetine ya Rabbi. Şu cuma gecesi hürmetine ya Rabbi. Haramlardan sakınırsanız size furkan veririm buyurduğun ayet-i kerime hürmetine bize evvela takvayı ilham eyle. Amin. Kalplerimize neden sakınmamız gerektiğini ilham eyle. Amin. Allah'ım bize ilmihal bilgilerimizi, bizi ilgilendiren kısımlarını bellettir ya Rabbi. Amin. Ondan sonra bize haram ve mekruhlardan sakınma kabiliyeti ihsan eyle. Amin. Ve bu hususta bizim kalplerimize furkan nasip eyle. Amin. Onunla hakkı batıldan ayıracak bir basiret nasip eyle. Amin. Eğri doğrudan helal haramdan ayıracak bir feraset nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bin tane hoca yanlış fetva verse de şaşmayacak bir irade nasip eyle. Amin. 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 Allahümme salli aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Yani sonunda dualara bile lüzum kalmıyor aradaki dualardan. Neden? Çünkü dua zarurete göre gelişiyor. Yani Mevla bir hal var.
Çünkü şu anda ne de istememiz lazım. Mevla onu istetiyor. Bir şeyi istettiyse kabul edeceği kesindir diyor hadis-i şerif. Bak bunlar her zaman dua edilen konular değil. Ama istettiyse kabuldür. Siz azmedin, gayret edin, takva olacağız inşallah. Takva sahibi olacağız inşallah. Haramlardan sakınma şuuruna erişeceğiz inşallah. Evet. Lale Gül dergisi, dedim size ki dergi değil kitaptır. İçinde bunca ilimler okuyorsunuz, Allah daim eylesin. Amin. Faziletler nasip eylesin. Amin. Neler söyledim, neler. Allah'ımızın ismi şeriflerini bilmiyorum, okudunuz mu? He? Biz geldiğimizde Mayıs'tan evvel sohbet var değil mi? He? Burada? Tamam. İnşallah o zaman anlatırız bazı şeyleri. Bir salavat okuttum. Efendim arkadaşlar, burada öyle dualar var, öyle dualar var. Allah'ımızın ismi şerifleriyle alakalı. Onlarla amel edersiniz. İnşallah sizi kurtaracak Allah'ımızın isimleri. El-Veli. Allah'ımızın ismi Veli ismi şerifi. Ne ayetler, ne hadisler. Bunları okursunuz. Evet. Onu söyleyeyim, buraya yanıma koy. Sayfa 74'ten başlıyor. Allah rızası için. Bakın. 74'ten başladı. El-Hamid ismi şerifi. Gidiyor. Lütfen Allah rızası için. Bakın. Sayıyoruz. Ne oldu şimdi? 87'ye geldim. Nereden başladı? 74'ten başladı. Gidiyorum şimdi. He? 96'ya kadar gidiyor. 54 şey 74 nere? 96 nere? Bu sırf Allah'ımızın ismi şerifleri hakkında. Ama ismini tanımadan zatını tanıyamazsın kardeş. Allah'ı tanımaktan büyük marifet yok. Marifetullah o demek. İman o demek, itikad o demek. Bu kadar ayet hadis yazdık ya. Sonunda da duaları var. Özellikle 89-90. Sayfada bir dua var. Bu duaya devam etseniz El-Muhsî ismi şerifi, keşfiniz açılır. Manevi gözünüz açılır, eşyanın hakikatını görürsünüz. Yani bir şeyin gerçek yüzünü görmek, o da biraz şey iş. Ama devam ederseniz olur. Ama bazı adamları görsen adamı maymun gibi görürsün. Yani adamın ameline göre kötü görükebilir bazı insanlar falan. Adama da ne biçim adamsın deme yani. Keşfin açılırsa da istiğfar et. Ama devam edenlerin keşfi açılır. Yani hakikatini görürsün. Adam Allah muhafaza domuza dönmüş. Haramda. Keşif açıklığı da çok istenen bir şey değil. Ama Allah bize eşyanın hakikatini olduğu gibi göstersin. Amin. 88'de ayrı bir mübarek dua var. Unutmayın bunları. Bunlarla amel edin diye yazdık size. Uğraşıyoruz, yazıyoruz. Kolay da değiller. Yazma kitaplardan. Zor işlerin kolay gelmesi, Allah'a yalvaranın şahsın kadri değerinin yücelmesi, itibarın artması. En büyük şey itibar. Parayla alınmaz. Bu da 88. sayfada bu dua. Bu gece size bir salavat da öğreteyim inşallah. Evliya Allah'tan biri çok salavat-ı şerif okuyor. Ne kadar okuyor? O kadar okuyor ki parçalanana kadar. Yemek yok, içmek yok, uyumak. Günde şu kadar salavat. Ya Mahmud Gaznevi Hazretleri bile 300 bin salavat okumadan milletle görüşmezmiş, padişah. Her sabah 300 bin salavat okumadan milletle görüşmezmiş. Bu sefer milletin işleri geç kalıyor. Onu da yazacağım size. O salavat daha yazmadım. Resulullah Efendimiz rüyasına girdi. Mahmud Gaznevi ne büyük zat. Dedi ona ki, hükümet işleri boş kaldı. Millet kapıda, davası var, hasmı var, mahkemesi var. Sen padişahsın. Niye gecikiyorsun ey Mahmud? Dedi ki ya Resulallah, adamım var, 300 bin salavat okumadan çıkmayacağım. Ne padişahlar var. 300 bin salavat, evliyalar okumuyor. O da evliyanın büyüklerinden. Ona bir salavat öğreteyim sana. 3 kere oku, 300 bindir, milletin işini çabuk gör de. Onu daha yazamadım. Yazacağım inşallah. Şimdi daha kısasını yazdım, o biraz birkaç satır. Bu veli zat rüyasında Resulullah'ı görür sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işe karışıyor ya. Her işe karışıyor. Hala. Hala ne demek ya? Dönem onun dönemi. Asır onun asırı. Devir onun devri. Kıyamete kadar onun. Dünya da onun, ahiret de onun. He? Feinne min cudike dünya ve darrateha ve min ulumike ilmel levhi vel kalemi. Kaside-i Bürde sahibi. Ne güzel söyleyeyim ben bu sihri. Dünya da ahiret de senin cömertliğinden diyor. Bu ne demek ya?
Bu şu demek, Allah Teala onu sevdi, sevmeseydi ne dünya yaratacaktı, ne de ahiret olacaktı. İki cihanda kimin hürmetine? Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz her şeyin farkında, her şeyi izliyor. Kim ne kadar salavat okumuş, cuma gecesi çok okuyun buyuruyor. Bunlar hepsi. Allahu salli aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahbisi. Rüyada o zata dedi ki inne fulâne yusalli aleyhi ektara min. Bir adam var dedi, adres verdi. O dedi bana senden fazla salavat okuyor. Adam dedi ya Resulallah, benim asrımda benden fazla salavat okuyan olacağını tahmin edemiyorum çünkü ben yemiyorum içmiyorum. Bu adam nasıl benden fazla okuyor? Dedi git ona sor. Uyanır uyanmaz doğru gitti o adam buldu. Dedi ki ben Resulullah'ı gördüm. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedi sen benden fazla okuyor musun? Ben ne kadar okuyorum? Geceye gündüz yemek içmek yok. Sıralı salavat. Ağzım tesbih olmuş. Dedi ki ben dedi bilmiyorum ama sana öyle buyurduysa ben bir sıyga biliyorum. 3 kere okuyorum dedi. Kaç dakika? 1 dakika tutmaz. Allah Allah. Şimdi işte böyle ameller var. Bizim gibi garipler için. Biz nerede 100 bin, 200 bin, 300 bin falan? Günde. Nerede günde bizde? Onun için bize öğrettiler. Salavat şudur. Hadi okuyalım bismillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma indallah minel adedi bi kulli lemhati aynin minel ezeli ilel ebedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma indallah minel adedi bi kulli lemhati aynin min el ezeli ila el ebedi. Allah Allahumme salli ala seyyidina Muhammed adede ma indallah min el adedi bi kulli lamhati aynin min el ezeli ila el ebedi. Amin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ne kadar fazileti var saymakla bitmez. Bu mübarek cuma gecesinde yükünüzü tutturdunuz. Ama 73. sayfanın sonunda bu. Yarın da cuma günü bana çok salavat okuyun diye. Siz 300 bile okumuyorsunuzdur. Bunu okuyalım mı tamam? 3 kere inşallah en az. Ondan sonra o kaza belaya karşı onu söyledim size. En büyük bela gelse, Allah'ın kaderinde olsa, dönüşü olmasa bu duayı yapan 3 gece 5 veya 7 gece hangi beladan başı sıkıntıdaysa o bela kesin gelecekse bile büyük bir kolaylık ve lütufla gelir. İnşallah kurtuluşu kolay olur. Bak kesin gelecekse bile böyle bir dua yok. Onun için inşallah o da 71. sayfede 20 kere ismi şerifler tekrar ediyor Allah'ımızın isimleri. La ilahe illa ente ya aliyyü azimü ya mecidü ya kerimü ya vasi'al cudi ya berru ya rahim. Bu 20 kere tekrar ediyor. Ondan sonra 10 kere salatül fatih. O biliyorsunuz onun bir tanesi dünya ve ahiretten büyük. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-Fatiha lima ulika vel khatim lima sebeq nasır el-hakkı bil-hakkı vel hadi ila suratik el-mustakim ve ala alihi hakka kadri ve miktarul azim. Bunu sorma. Bu salatül fatih. Bunun açamayacağı kilit yok. Bütün evliya Allah'ın salavatı bu. Onun hakkında da başka virtler var yazarım sonra. Bunu da 10 kere okuyorsun. Ondan sonra 71'de başlıyor. 72'de manasını bir okuyun aklınız başınıza gelsin. Allah'ı nasıl methediyor. Allah'ım olan biten her şeyi hareket ettiren sensin, durduran sensin Allah'ım diyor. Hayır da şer de senin. Bütün yaratmak senin elinde. Senin dilinde, kaderler senin elinde. Aczimizi biliyorsun, zaafımızı biliyorsun. Gücümüz, kuvvetimizin olmadığını biliyorsun. Diye yalvarıyor, yalvarıyor. Ondan sonra istiyor. Peşinden yine Salatül Fatih sıygası tekrar ediliyor. İşte burada tarifleri var. Çok büyük belası olanlar. Allah'tan gayri çözemeyeceği belalar. Hiçbir şey başkası çözemez de. Bu da 71'de. Bunlar size kalsın inşallah. Hediye olarak. Maddi manevi şifa olarak. Deva olarak. Ondan sonra efendim kardeşlerim bunu arz ediyorlar mı? He? Bunda da arkadaşlar hazırlamışlar. Evlenecek güzel olmuş mu? Es-salatu vesselam salatu selam kim olsun? Aleyk ya Resulallah. Ya Resul burada da Allah burada. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü senin üzerine olsun.
hud bi edi elimden tut, bakat hileti çarem azaldı, edrikni bana yetiş. Nasıl? Evinizde hocanızda nerede olursa yetiş bana diyebileceğiniz biri var demektir. Edrikni bana yetiş. Vahabiler duymasın. Manum manum. Tam bu yeşil cami. Eskiden Ravza kapalıydı geceleri. Erkenden gidiyorduk. Cennet bahçesine veya işte oraya teheccüd mihrabı var. Oraya yer bulalım. Sıkışmışız tam kapıda. Kapı açıldı gibi hurra diyorlar ya. O zaman şimdi hep açık. Bu Kral Abdullah Allah hayırlı uzun ömür versin. Bu adam iyi işler yaptı. O açılmayı da o yaptı. Medine hep geceleri açık ya, bu yaptı. Allah razı olsun ondan. Ondan sonra biz de kapıdayız. Ben de içimden bu tesbih çekiyorum. Salatü selamu aleyhi ya seyyidi ya Resulullah. Huz bi yedi falan da biraz sesli mi yaptım? Önümdeki de Vahabiymiş meğer. Bir döndü. Kime ders diyorsun huz bi yedi? Yani Resulullah ölmüş diyor. Ölüden fayda yok diyor. Nasıl dersin diyor, elimden tut. Şimdi Resulullah'ın huzurunda senle mi uğraşacağım ya? Bir şey demedim. Çünkü sesler yükselmesi yasak. La tarfa usmatekum fevka savti nebi. Hareme girdik tam kabri şerifi. Sesinizi yükseltmeyin. Bitti. Dedim senle mi uğraşacağım? Müsait durum olsa seninle uğraşırım da. Ayet hadis dolu. Ama şimdi seninle uğraşamam. Gecenin teheccüdüne seninle mi uğraşacağım ya? Gitmişim oraya. Gıcık olurlar buna. Biraz gıcık edelim bunlara. He? Her yerde böyle bir gıcıklık malzememiz bulunsun. Tut elimden ya Resulallah. Yetiş ya Resulallah. Çünkü Allah ona tasarruf verdi. Yetki verdi. O senin benim gibi ölmez. O hayatta. Bak saçı nasıl büyüyor. Bir de senin saçını koyalım bakayım. Hadi senin saçını koyalım bakayım. Şeyle de büyüteçlerle de bakacağız. Kaç senede kaç gram büyüyecek bakalım. Hadi bakalım. Zaten sen hayattayken ölmüşsün be. Öldükten sonra seni kim takar? Sakalına kim bakar? Doğru kuyuya seni. Ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için gözümüz önünde bulunsun. Bunun faziletini de yazarız inşallah. Unutturmayın bana. Cuma gecesi bu gece 1000 kere okunursa 1000 kere internette yazmışlar herhalde. Nasıl bir şey biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın kısa zamanda işlerine müdahale ettiğini ayanen görürsün. Ayanen görürsün. Öyle bir şeydir bu. Yani 1000 kere bayağı tutuyor. Talimli de biraz okumak lazım. Allah Teala muvaffak eylesin ama amin. Bereket olsun, ihsan eylesin. Amin. Evet. Arkadaşlar bu derginin kaçın sayfası bu ya? Benim yazımdan hemen sonra bu değil mi? Sayfa niye koymuyorlar? Numara 21 mi? 22'de burada. Efendim bu yüzüklerdeki ismi şerifin fazileti. Ondan sonra ut hakkındaki hadis-i şerif ve udun neye yaradıkları, ut kokusunun. Neye yaradıkları. Bir okuyun bakalım neye yaradıkları. Sizi de alakadar eden işler var. Ondan sonra bu çörek otu yeniden gelecek mi dediniz? Geldi. Arkası gelecek artık. Yani ithalat tamam. Arkası gelecek. Hakikaten denediğim, ettiğim, kendimde de tatbik ettiğim tam mucize üzere sabit olan bir tür. Bu da gelmiştir. Bir de nali şerifli başörtüler, şallar veyahut da işte bunlar bu sayfada tümü yazılmış. Buradaki Lale Gül dükkanı var ya üstümüz. Bu da Lale Gül. Burada da bulunuyor bu dediklerim. Çarşamba'da da bulunuyor. Burası da sohbette bulunuyor ama her zaman da açık dediler şimdi. Hep açık dediler ama buraya gelmiyorsunuz pek. Sohbet dışında burada da bulunuyor. Bu dediklerim. Allah şey yazılmadı daha. Üçüncü ismi şerif. Yani muradına alıp da gittiğin ne işe yönelirsen olur onu yazıyorlardı. Daha herhalde yetişmedi onu bilmiyorum. Ama o ismi şerifler yazılıyor. Bir de Erbain İdrisiye'de neler var? Mesela diyor ki gümüş üzerine şu ismi şerif yazılırsa ondan sonra hamile kadın onu taşırsa efendim çocuğu selametle doğar, düşükten muhafaza ol. Bu gibi kurşuna şu yazılırsa, kağıda bu yazılırsa gibi birçok ismi şerifler var. Bunları da Lale Gül'ü arayıp yani bizim çarşambadaki dükkanda arayıp sipariş verebilirsiniz. Bunlar özel şeyler. Fazla 100 tane 5 tane yapılmaz. Ama dert mesela ceylan derisi. Kısmet açılsın diye uğraşıyorlar. Ama bazı ismi şeriflerin çok faydası var. Ceylan derisine yazılmış diyelim 20 tane mesela hazırlanmış. Ha bunu o niyetle yazılır ama bunlar sipariş üzere olur. Onun için telefon edersiniz. Ben şu ismi şerif, şu tarifi istiyorum. Kitabın şu sayfasında. O kitabın sayfasıyla derseniz
O tarife uygun çünkü kiminin saati var, kimisi Ramazan'ın 27'sinde diyor. Öyle işler var. O saatlere uygun bir de mürekkep. Mürekkep gerçi bulunuyor. Hakiki safran, gül suyu, hakikisi bulunuyor. Pahalıdır hakikisi. Sulu boya gibi değil. Hakikisi şeydi, kıymetlidir. Onda bulunuyor dükkanda ama ben kendim yazamam, yanlış yazarım. Yanlış yazmakta da tehlike var. Onun için ben şunu istiyorum, şu işim için dediğinizde de onunla ilgilenecekler. O siparişe bağlı şeyler. Ama kitabın içinde birçok şey bu hususta bulabilirsiniz. Kısmet Allah Teala'nın açmasından, rızkın, dükkanın rızkının bollaşmasından, efendim düşman şerinden korunmaktan vesaire, çocuğun muhafaza olmasından, işte çocuk olması için falan birçok şeyler, ismi şerifler var. Ama ekseriyette okumak da lazım. O ismi şerifi taktığın zaman üzerine nuska olarak veya çelendir veya yüzük, o ismi şerifin de zikrine devam etmekte fayda var. Yani sadece yüzüğü de takmakla da iş bitmez. Sen cuma günleri bir kere okusan Erbayin İdrisiye'yi, bak haftada bir cuma günü. Kutül Kulüpte Ebu Talib-i Mekki Hazretleri diyor ki cuma günü okunsa virtlere dahildir. Bir kere cuma günü okusan 5 dakikanı 2 dakikanı almaz. Kitabın en başında tümü. Kitabın en başında. Bir kere okusan cuma günü o isimlerin tümünün ehlinden sayılırsın diye. O zaman tabii üzerine bir şey de taksan, ne yapsan, cuma günü okuman bile onu ne yapar? Ehlinden yapar seni inşallah. Yani kıyyem min kulli cevrin lem yardahu ve lem yuhalitu fi'alehu. Yani kıy. Şu anda aldığınız yüzüklerde bu yazıyor. Yani kıyyem min kulli cevrin lem yardahu ve lem yuhalitu fi'alehu. Yani kıy. Hani bu şerifi günde 3 kere 5 kere de okusan yüzük de parmağında bütün belalardan koruyucu olur Allah'ın izniyle. Tabii ki ismi şerifi okumayı da öğrenmenizde fayda var. Allah ilminizi artırsın. Şuurunuzu artırsın. Marifetinizi artırsın. Hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Amin, amin. Şimdi Endülüs şeyi, tabii yolculuktur. Hakkınızı helal edin. Maddi, manevi, dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal edin. Bizden de helal olsun. Gelmek, dönmek, sohbette birleşmek, buluşmak nasip olsun. Amin. Biz sizi dualardan unutmayacağız. Gurbet diyarlarında, o kadar ulemanın, evliyanın ruhları küffarın binalarının altında kalmış. Çok ince bir şey Endülüs işi. Oradan inşallah himmetlerini isteyeceğiz. Dualar edeceğiz. Sizlerden de selamlar götüreceğiz. İnşallah Rahman. Şu var ki uçakta boş yer var biraz daha. Bundan dolayı normal işlemler yetişmez. Yani normal bir vatandaş işlem verse şu an yetişmez. Ancak dediler ki yeşil pasaportu olanlar olabiliyor memurlardan falan. Yeşil pasaportu olanlarda bu işlemler gerekmediği için Schengen direkt uçak biletiyle yetişebilir. Böylece hani yeşil pasaportu olup da hani vakitte geçti diyenlere geçmedi. Ama normal pasaportu olanlar için vakit geçmiştir. Allah Teala Evliyaullah'ın kabirlerini bulmayı nasip eylesin. Ve onlardan himmet almayı nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu selamu aleyh. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselüke el cenne. Ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselüke rıdâke vel cenne. Ve na'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inâ neselüke el cenne. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ve na'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inâ neselüke min khayr mâ se'eleke min nebike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şerri me estaâzeke min nebike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleyke el belâgu lâ havle ve lâ kuvvete. Aliyyil azîm. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Bizden evvel vefat etmişler ruhları için, Elazığ Kadiri Meşahı'ndan Seydan Molla Bahri Tunca Hazretleri'nin ruhu için, Eyüp Efendi kardeşimizin ruhu için, Dursun Arif hocamızın ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma veşahu ilmullah. O çok faziletli salatü selamlar o kitapta bulun. Bu kelime-i tevhid bu bulunmaz bir şey. Bir tane okusan bir ölünün ruhuna göndersen var ya kıyamete kadar yiyip bitiremez. Kıyamete kadar yiyip bitiremez. Ey Ahmet dedi Ahmet bin İdris Hazretlerine, göklerin yerlerin anahtarlarını sana verdim. Çok faziletli salatü selamlar kitabı. Büyük istiğfar. Büyük tevhid. Bu büyük tevhid. Bu acayip bir şey. Onun için hediyemizi de gönderiyoruz ya.
Yani ölmüşlerimiz şad oluyor elhamdülillah ya Rabbi. Hediyelerimizi ihsal eyle kabirlerine uğrayın. Ahmet Ali Osman Osman ayrıca Yakup Bektaş, Eyüp Sultan Muhiddin, Necmi Mürsel Semih efendiler. Fatma Asiye, Hafize Zeliha, Hatice Ayşe, Fazilet Makbule Döndü, Arife Hamdiye isimleri dilimizde geçiyor buraya gelmiş. Şimdi bunlar kabirde yatıyorlar. Bunlar kabirde yatıyorlar. Ya Rabbi taze ölmüşler, yeni ölmüşler. Kabirlerini, istirahatlerini yevmen feyemâ müzdâde eyle. Azapları varsa defuref eyle. Ya Rabbi sen kabirlerinden arasata mahşere ya Rabbi. İmanle, Kur'anle, zikirle çıkmak müyesser eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi hallerini, yerlerini, münkaleplerini biliyorsun. Rahmetinle muamele eyle lütfen. Bu cemaata isimleri geçiyor burada, okunuyorlar. Mutlaka ki bir faziletleri vardır ki nasip oluyor. Herkese nasip olmaz Allah'ım. Sen rahmetinle muamele eyle. Amin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin adedema veşi'ahu ilmullah. Dualarınızın kabulü için. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Salatu vesselamu aleyke ya Habibullah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin. Ahirin, Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasafuna ve Selamun Alel Mursalin. Elhamdülillah Rabbil Alemin La Şerefin Nebi Sallallahu Teala Aleyhi ve Aleyhi ve Sallam Efendim Babamız Gazze ve İlahi Vatina ve Vatil Müslüman ve İlahi Arvah men zükret esmâhum fi adil fi adil meclis. El Fatiha. Ya Muhammed Allah'u sallallahu sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allah'u sallallahu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيِّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Hakkınızı helal edin. Biraz geciktim de hastanelerdeydim. Bir omuz ağrılarım dedim size işte duramıyorum ağrıdan. Bileğime de vurmuştular. Elim falan. Bir doktor buldum. Sizden de tavsiye ediyorum size diye söyleyeyim. Ben kendime bir fayda görürsem illa insanlara tavsiye ediyorum. Çünkü çok ağrısı olanlar var, dayanamayanlar var. Bu normal doktor sistemi değil. Liv Hastanesi, adı Liv Hospital diye geçiyor, Ulus'ta. Orada Kader Hoca, soyadını biliyorum da, Keskin Bora mı olacak öyle bir şey, Kader Hoca Hanım. Bu ağrı üzerine, yani ağrı üzerine doktor ben duymadım. Türkiye'de de 6-7 kişilermiş. Ağrıyı yani radyo frekansıyla tedavi, fakat iğneler var tabii, uzun iğneler, büyük iğneler. Resmimi de çektiler de dedim şimdi millete şey etmeyelim. Sonra çok üzülüyorlar. Ağlıyorlar kadınlar falan. Bu omzum tabii tutuk. Şimdi elhamdülillah bak açıldı. Hiç sola sağa sola çeviremiyordum yani. Selam verirken şu kadar böyle yapamıyordum. He. Ama o omuz hemen geçer dedi. Buralara da bir hafta verdi. Hacı birkaç sene idare eder dedi. Birkaç sene ya Allah kerim. Yani yaşar mıyız ölür müyüz? Birkaç sene daha secde yapalım, rükû yapalım rahat. Tabii çok ağrı dayanılmaz, şeker vurmuş omuz her yeri. Ama burada esas size şeyim, kanser ağrıları olanlar var. Dayanılmaz, çok bağıran çağır. Herkes etrafında olabiliyor akrabasından. Bu onu da dindiriyor. Hem de böyle uzun süre dindiriyor. Zaten bazısında doktor 6 ay ömrüm kalmış diyor. O 6 ay rahat rahat zikir yapar en azından. Bas bas bağırmaz yani. O ağrıları, kanseri duyunca dedim cemaate de söyleyeyim, çok ağrısı olanlar var. Çünkü benim ağrılarım inşallah dindi biraz.
Ama şimdi fıtık mesela çok ağrısı var ama ameliyat olamıyor, olmuyor. O ağrıları dindiriyor. Boyun ağrısı, diz ağrıları. Hani böyle ağrısına dayanamayanlar için ben bu kadar doktor geziyorum. Tabii bu işi yeni duydum. Türkiye'de de var imiş ama demek duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Oraya iğne yapıyorlar. Radyo frekansıyla tabii iğne yaparken acı yok. O da acıya dayanacaksın. Ben kık bile demedim yani. Dediler ki çok acır burası bilek. Ne yapalım, benim acı hissetme eşiğim yüksek. Onun için elhamdülillah kık demedim ama tabii bazısı bağıratabilir. Ağır iğneler yani. Ama sonra 10 dakika duruyor, o durduğu zaman da ağrı yok. Girip de siniri bulana kadar. Siniri de ararken bulurken ne zaman kolum böyle atmaya başlıyor, yerini bulduk diyor. O noktaya yani işlem yapılıyor. Ondan sonra seslerim de hasta olmuş falan, ona da gittim, ona da gittim, kalbe de gittim. Kalp idare eder işte. Yani tabii arızalar çok ama kontrol ve takip lazım. Allah-u Teala devamlı günahlarımıza kefaret olacak Rabbim ameller nasip eylesin. Allah'ım ağrıdan sancıdan evvel tevbe ile, istiğfar ile ve salih amellerle, ibadetlerle bu işi temizlemeyi nasip eylesin. Amin. Ama ahirete kalacak hesaplardan muhafaza eylesin. Bizi dünyada temizlesin. Ölmeden temizlesin. Allah'ım günahlarımıza kefaretler nasip eylesin. Amin. Velakin sevdiğinden verir. Kefaret olsun diye verir. Yani Rabbim verir. Ağrı sancısız da, hastalıksız da kalmak o da iyi bir şey değil. Yani kaç kere okuduk hadis-i şerifler, rivayet ettik ama bilerek de hasta olma lüzum yok. Allah'ımızdan biz afiyet talep edelim. Ama bu doktor hakikaten bu işte aşırı ağrısı, sancısı olanlar arayıp bulurlar artık. Ben tabii özel kalemliğine geçmedim. Ama dayanamayan ağrısı olanlara da bir tavsiyem olsun. Çünkü madem kendim için istediğimi, Müslümanlar için de istemek lazım. Bazen ağrıdan dayanamayan Müslümanlar var. Evet. Ağır hastalar var. Allah Teala acil şifalar ikram eylesin. Amin. Birincisi. İkincisi, tabii biz bilmiyorduk. Fakat bizim tabii dernek başkanı Mehmet Kaya Efendi, o asil turunda yetkilisi. Ben demiştim sohbet olsun, sohbetin peşine gidelim. İspanya için, Endülüs ziyaretlerine. Fakat onlar tabii onu anlayamadılar veya biletler mi öyle denk geliyor, tabii bu bilet işleri de var. Haftaya biz Perşembe yoğuz, 17'si demişler. Herhalde bu günün sabahından gidiliyor. He? Yani Perşembenin. Ben de bilmiyorum, bizim arkadaş söylememdi. Allah Allah ya, sohbet var dedim. Sonra böyle haber aldım. Onu da baştan duyuralım. Çünkü sonunda bazı şeyler duymuyorsunuz. Yani haftaya gelen olursa ben üzülüyorum. Yani geliyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra duymayanlar çok oluyor. Masraf ediyorlar, adım atıyorlar, yürüyorlar. Bizim cemaatin ekserisi fakir fukara. Yani 3-5 lira bile onlar için önemli. Ben bunu biliyorum. Çok üzülüyorum yani. Onun için Allah rızası için duyuralım. Yani haftaya olmadığımızı, benim isteyerek değil, ben sohbet bırakmam da işte ne yapalım şimdi? Bilet işi öyle olmuş falan dediler. Bundan da üzüldüm tabii. Dedim böyle yapmayalım yani, bileti ona göre denk getireydik ama ne kader. Takdir. Şimdi bunu değiştiremeyiz. O zaman haftaya tatil edelim burayı. Biz yine gittiğimiz yerlerde size dua edelim. Siz de bize dua edin. Zikirde, ibadette daim olalım. İnşallah. Ama onu da baştan duyuralım. Şimdiden de herkese duyuralım. Ta ki gelip de dönen olmasın. Ondan sonra efendim dersimiz faydeler hakkında. Bu faydelerden 5.'yi bitirdik. 6. fayda hakkında olacak inşallah. 6, 7, 8 Allah nasip ederse belki biter bugün. 8 fayda da bugün biterse. Bu da önemli bir ders. 104 kitaptaki faydaların tümü burada toplanmış diyor sonunda. 104 kitabı birden anlamış olabiliriz inşallah ama belki bir fayda kalırsa falan bir daha sohbet biter. Ben sohbetin akışını bilmiyorum. Yani konular konuları açıyor. Onu bilemiyorum. Ama tabii ki en mühim meselemiz Mısır'daki Müslümanlar idam cezasına çarpıldılar. Bu bizi çok üzdü, üzüyor. Ama şaşıracak şey,
Yani ben bir resim gördüm, bilmiyorum onu. Siz de gör internetlere. Bana gösterdiler, ben açıp bakamıyorum interneti de. Yani adamlar idam kararını duyunca bayram etmişler. İdam kararını duyunca bayram etmişler. Bu çok farklı bir ruh halini yansıtıyor. Çünkü biz ölümden korkuyoruz. Ve ölüm bize çok soğuk geliyor. Çünkü biz dünyayı seviyoruz. Bizim Türklerde bayağı bir dünyacılık var. Hacımızda, hocamızda bu illet ve maraz ve hastalık sirayet etmiş. Son dönemlerde de Müslümanlar biraz rahatlık görünce, hani mücahitten müteahhide, müteahhitten de her şeye müsaite gelmiş. Artık her yol Ankara yani. Her yol Ankara. Yani güç için, kudret için, hırs, para hırsı, maddi hırslar ortalığı sarmış. Tabii kılıfında da İslam'a hizmet edeceğim, çok param olursa diye de bir bahane mevcut. O bahane hiçbir zaman geçerli değil ama buradaki derste de geçiyor yani. İnsan ibadetten ve vazifelerinden ayrılma tehlikesi olursa veyahut da efendim haram ve şüpheye düşme tehlikesi olursa kazanmaya çalışmak eftal değil. Hatta bazı yerde haram, bazı yerde günah. Yani ben infak edeceğim, param olsun diye kazanıyorsun. Ama sen onu kazanırken ne durumdasın? Namaz kaçarsa veya cemaat kaçarsa, cemaat, bırak namazı, cemaat diyor. Ya sen ne kadar mesele var, bu faydalarda geçiyor yani. O da onun misali olabilir. Ama durumumuz vahim. Çünkü bize idam kararı çıksa, biz böyle neşelenir miyiz? Neşelenmeyiz. Demek bizim imanımız çok zayıf. Bir defa ben bu neticeye vardım. Bir zaman ben de iyiydim belki, sonra bozuldum. O 2000 senesinde beni attılar içeri. Dedim ki ben şimdi burada en fazla ne çıkar? O zaman idam kalkmamıştı zannedersem. He? Kalkmamıştı herhalde. DGM'de biz yargılandık. O zaman dedim ki yani, çünkü bunlar APO'ya bile, bunlar idam verseler bile besliyorlar adamı. Hiçbir şey yaptıkları yok. Senden benden rahat. Konuşup gülüyor size, sesleri çıkıyor. Şimdi ben dedim ya, bunlar ona bir şey yapmaz ama kalkar beni asarlar. Bir de biliyorsunuz hepsi bana yüklendi, 28 Şubat'ın faturasının tümü. Efendim millete gavur dedi, şu dedi, bu dedi, çocukların ölümüne sevindi falan. Bir araneler yaptılar, bir şeyler yaptılar o zaman. Sizin bazılarınızın yaşı tabii onu karşılamıyor. Dünya başımıza yıkıldı. Dedim ki şimdi burada en fazla ne yapsalar, ne yaparlar dedim, idam ederler. O zaman kendimi idama hazırladıydım. Yani ruhen hazırlamıştım. Çünkü Allah yolundaydım. Allah için konuşmuştum, vaaz etmiştim. Bir beklentim de yoktu. Şimdi de yok diye düşünüyorum ama ne bileyim, o zamanki halim yok. Şurada bir sene içeri girdik, nazlandık, sözlendik biraz yani. Hoşuma gitmedi. Tamam iftiraydı, tamam zulümdü. Ayrı dava. Zalimler zaten devrilir. O ayrı bir şey. Ama senin ruh halin nedir? O zaman idam şeyine kendimi hazır bulduydum. Kalben. Tabii günahlarımızdan korkuyoruz ama Allah'a kavuşmaktan korktuğumuz bir tek şey var. Günahlarımız. Yoksa Allah'tan korkulur mu? Haşa. Ama hazırlık daha tamam değil. Şudur budur. Velakin idam edilsem yani seve seve Allah yolunda olacak falan. Böyle bir hal vardı yani. Bu yaşlandıkça da ölümden daha mı korku başlıyor? Nedir, ben anlamadım ki. Zaten gençlerde daha bir cihat ruhu var. Yaşlılar yaşlandıkça biraz, çocuğu olunca bir dert, torunu olunca iki dert. Bu sefer torununun da düğününü görmek istiyor. Torununun da düğününü görmek istiyor. Yani biraz... Bir de laf olsun işte, torununun torununu gören cennete gidermiş de. Ulan tesbih namazı kıl, cennete git. Torununun torununa kim kalacak? Yani uyduracak yani, bir koca karı lafı işte. Torununun torununu gören cennete gidermiş falan. Çoğu da göremeden gidiyor. Nereye gidiyor o zaman, cennete gidemiyor mu yani? Ama yaşlılarda tehlike büyük. Mal hırsı artıyor. Yani hadis-i şerif var zaten, aklıma şimdi geldi. Ona göre tahmin, rapor, hava raporu gibi ne lüzum var konuşma. Hadis-i şerif aklıma şimdi geldi. Yeşibu ibn-i Adem. Ademoğlu yaşlanır. Ve yeşibu fî haslatan. İki huyu gençleşir.
Yaş arttıkça iki huy ne olacak? Yaşayacak. El hırsu ve tuğlül emel. 20 yaşındakinin hırsıyla dünyaya 50'nin 60'ın bir olmaz. 62 daha fazla hırs var. Tabi hadis-i şerif. Ve tuğlül emel uzun yaşama beklentisi ve kuruntusu. Yani şu anda 90 yaşında adamın öyle planları var ki. Dünyada şu anda 90 yaşında bir adam tanıyorum mesela. Öyle planları var ki ileriye doğru. Ben şu anda onları düşünmeye yoruluyorum. Ve bitmiş durumdayım. Beyin olarak dünyalık hiçbir proje istemiyorum daha. Dünyalık hiçbir proje istemem. Beynim benim. Ya ahirete hazır ol, kitap yaz. Sohbet yapıyorsan yap. Zaten hastasın, o yana bu yana gitmeyi de bıraktım mecburen. Görüşmeleri de kestim hemen hemen ekseriyetle. Şu televizyon kurulsun tek derdim. Orada da bir iki ders yapabilirsek. Hani hizmet olsun. Daha ben ne yapayım bu saatten sonra? Bir beklentim de kalmadı hayattan. Ama 80 yaşındaki adamda bir projeler görüyorum. Oturup kalktığım adamlar var. 80 var, 90 var. Duyduğum var falan. Allah Allah. Ne kadar ince teferruat ya kafalara takmışlar. Hiç bir şey yetmez. Ama Ademoğlu yaşlanır, iki huyu gençleşir. Birisi hırs. Hırs ne demek? Düşkünlük. Arsa düşkünlüğü, villa düşkünlüğü, efendim toprak düşkünlüğü, işte hayvan düşkünlüğü, herkesin bir şeyi var. Züyne linnâs hubbuş şehevat. İnsanlara şehvet sevgisi süslü gösterildi. Şehvet can çeken şeyler mi? Yani nisa, başta kadınlar. Ondan sonra evvel kanaatıril mukantara, yığılmış mallar, minezzebi, kantar kantar, altın vel fizzati, gümüş. Koyacak yer bulamıyor yani. Taşıyacak şey bulamıyor, vasıta bulamıyor. Malları yığmışlar. Vel en'am, davarlar. Kimisinin de şeyi öyledir mesela. İnekleri, şunları, bunları öyle bakar onlara böyle. Baktığı zaman içi açılır. Vel harz, ekinler, kimisi tarlacıdır. Pek tarlacı kalmadı, azaldı ama yine de o yeşerdiği zaman ürünler, mahsuller, bütün her taraf. Şimdi seralar, meralar. Böyle şeyler var. Vel benin, atladık. Kadından sonra oğullar. Allah Allah, bilmiyorum ben. Kız çocuklarını daha seviyorum kendi çocuklarımdan ama oğullar diyor. Tabi Arap toplumunda da oğul tarafı var. Bizim Karadeniz'de de çok oğul şeyi var. Hala pek kızları adamdan saymazlar yani. Zaten kız adam olmaz da. Kadın olur da insandan saymayacak yani. Mirasta taksimde ayırmaz, şunu da ayırmaz, bunu da ayırmaz. Kızların Karadeniz şeyinde zorluk var. Yani Efendi Hazretleri'nin en kızıp düzeltmek istediği, Mekke müşriklerini düzeltmeye uğraşıldığı gibi yani efendi o töreyi yıkmak istedi. Çok da uğraştı yani. Mübarek. Bayağı da bir riskleri de göze aldı yani. Of'un çarşısında bu denir mi ya? Efendi Of'un çarşısında cuma günü sohbette söylüyor. Siz kıza mal vermezsiniz. Dininiz kıttır, imanınız zayıftır falan. Ali Haydar Efendi'den naklediyor. Sen orada ne ağalar var Of'ta. Her yerden ağalık bitti, Of'tan bitmedi derdi. Efendi Hazretleri. Ama tabii Mekke'yi gibidir. Ebu Cehil'i de var, Ebu Bekir'i de var diye de sözü de var. Ama yanlış yanlış adetler var. Demek ki oğul şeyi, sevgisi, erkek sevgisinde çok bir ağır basan taraf var. Ben de öyle bir şey hasıl olmadı bilmiyorum da şahsen sizin durumunuz ne onu da bilmiyorum. Ama ayet-i kerimenin meali böyle. Bunlar süslü gösterildi. Bunlara karşı düşkünlük, hırs. Tuğlül emel ne? Uzun beklenti. Yani ben daha şu kadar yaşarım, şunu da yaparım, bunu da ederim, şunu alırım, şunu satarım işte. Uzun bir plan yapmak. Halbuki اِذَا اَمْسَيْتَ akşama vardığın zaman فَلَا تَنْتَزِرُ sabah, sabahı bekleme. İslamiyet ne diyor? Akşama vardın, sabahı, yani sabaha göre plan program yapma. Sen sabah ahirete, ahiret de acayip bir şey. Bir şengen alacağız, canımız çıktı yani. O resmi beğenmiyorlar, bu resmi istiyorlar. Her ülkenin resmi başkaymış. Şu 4 santim, şu parmak, şu, bu gavurları biz bedava sokuyoruz ya. Bunlar bizi parayla sokmayacak yani. Ahirette hiç problem yok vizemize. Hemen gidiyorsun. Yani melek bir işlem, bir vukuatlı nüfus örneği demeden hangi muhtarlığa bağlısın, nerede reyi attın, kimsin, ne, hiçbir şey yok. Adam tak gidiyor ya. Tak, felanca öldü. Bir haber geliyor efendim. Eyüp'ün ölmesi şaşırttı beni. Efendi Hazretleri'nin şoförü eski be. Yani genç, genç. Çok da yaşlı bir şey değil.
Gitmiş Medine'ye mübarek. Ne efendiye ettiği hizmetin diyorum bereket dedi. Nereden nasip olacak? Bu kadar ulema evliya yalvardılar Medine'de ölme. Nasip olmuyor. Adam 40 sene Medine'yi bekledi. Fehmi Efendi Hazretleri. Bir kere Konya'ya geldi Sıla-i Rahim'e burada öldü. 40 sene durdu orada öleyim diye. Ölme. Bu nasıl bir şey? Şazeli Şeyh Fehmi Efendi Hazretleri. Yani bu da durdu buralarda. Pat gitti öldü orada. Bir de Mekke değil Medine olması ilginç. Son bir resimde paylaşmış. Facebook'a attırdım hatta. Ölümü hatırlayın diye yani. Genç adam. Sağlığı benden falan bin katı. Hepimizden sağlıklıdır. Kuvvetli. Efendi Hazretlerinden çok keramet görmüş ve naklederdi. Çok yolculuğu var yani. Hizmetleri var. Çok keramet görmüş. Evet, ama demek orası nasip oldu ona. Medine-i Münevvere. Az bir şey miydi? Tahir Büyükkörükçü Hoca yıllar bekledi orada. Ve defnem bil bekiyor. Ve defnem bil bekiyor. Ağlardı böyle. Bekir'de defne olmayı isterim Bekir'de. Ama olamadı. Geldi Konya'da yine o da. Yani tabii yaşlanınca orada bakımı olmayınca mecbur döndü buraya. Nasıl yapsın tabii ağırlaştı. Ama Medine'de ölmek kolay bir şey değil. Ama adam pat diyor. Ben Arif Hoca vefat etti. Ben ona şaşırdım. Onun haberini konuşuyoruz. Dediler ki Eyüp öldü haberi var. Nasıl? Ben de çok eski adamım. Ben de çok yolculuklarım var. Ordu Perşembe'de bir karakola çektiler bizi. Sarıktan, Sebepbere'den, ihtilalde yani. 80'ler, 81'ler. Benim de çok hukukum var. Karakol arkadaşım mesela. Ondan sonra genç adam, sağlıklı adam. Ama tabii Medine'de öldüğü için sevindim, çok sevindim. Gıpta ettik, imrendik yani. Burada hepimiz imrendik. Sahabenin arasını yani orası hep sahabe yani. 10.000 sahabe var en az. Devamlı hediyeler, fatihalar, sıralı okunmalar. Orakada ziyaretçi dünyada hiçbir yerde yok. Sabah akşam dünyanın bütün ulema evliyası oraya geliyor. Hep okunandan bir nasip alır mı? E almaz mı? İmanlı ölmüş yani. Ve onu da yapmış mı? Önce Medine'ye mi gitmiş onu bilmiyorum ama ekseriyetle Mekke önce oluyor. Dolayısıyla ölüm meleği ne yapmıyor? Efendim hiçbir şey sormuyor. Hiçbir evrak istemiyor. Hiçbir hazırlık gözetmiyor. Anında alıyor. Bu ne kadar kolay bir şey ahirete gitmek. Onun için akşamladığın zaman sabahı bekleme. Niçin? Sabah ahirette olabilirsin. Nasıl bir şey bu ahirette olabilirsin ya? Bütün alem, hani sen diyorsun ki boyut bilmem ne, şu boyut değişti, boyut. Bir şeyler konuşuyorlar ya, fizikçiler bir şeyler. Boyut, boyut hepsi, eni, boyu hepsi değişiyor. Bu dünyadan çıktın. Ruh çıktı burada. Dünyadan da çıktı, göklerden artık yedi kata mı çıkar, dibine mi iner, o başka bir şey. Ama ruh soyutlandı gitti. Ha ruh ölmedi. Ruh ölmedi, yaşıyor. Onun için ahirete gidiş çok kolay. Akşama çıktın, sabaha bekleme. Ve de asbah de, sabaha vardın. Bugün sabaha çıkıp da akşama çıkamayan var mı? Bu akşam mı burada ve yani burada derken dünyada yarın sabah ahirette olacak var mı? Çok var, çok. Bir bak kayıtlara, kuyutlara. Cenaze işlerine sor. Cenaze işlerini kapatalım. Her gün kaç kişi ortalama? İstanbul genelinde merkez yani. 350-400 merkez olarak. Ya Türkiye'yi bilmezsin tabii sen. Ne bilesin o kadar? Neyse İstanbul'a 350-400 her gün yani şey otomatik o. Ortalaması bu. Şimdi bunlardan biri olma durumu hastalığa bakmıyor. Yaşlılığa bakmıyor. Gençliğe bakmıyor. Hiçbir şeye bakmıyor. Hele bu trafik kazaları çıktıktan sonra o da ayrı bir şey yani. Daha da bu işi kolaylaştırdı. Evet. Millet. Azrail aleyhisselam dedik. Ya Rabbi bu milletin canını alma beni görevlendirin. Millet Cebrail'e selam yollayacak. Mikail'e selam yollayacak. Bolluk meleği yağmurları yağdırıyor. Cebrail aleyhisselam vahiy indiriyor. Herkes seviyor, seviniyor. İsrafil aleyhisselam sura üfleyecek falan. Bana da diyor lanet okuyacaklar, bela okuyacaklar ya. Hep canını, sevdiklerini alacağım ya. Beni bu işe verdin. Ne olacak? Bütün millet bana mı şey edecek, lanet okuyacak? Mevla buyurdu ki bahaneler çıkaracağım, seni duyurtmayacağım. Bahaneler yaratacağım. He? Ondan sonra başlıyor. Trafik canavarı diye bir şey tutturdu. Allah belasını versin trafik canavarının. Benden de. Trafik canavarı diye bir şey yok ki. Şeytan değil, cin değil ya. Yani onlara bahane buluyorlar işte. 150 ile gitmiş de ondan olmuş. Öbürü içmiş de ondan olmuş. Öbürü bilmem. Hiç Ezrail aleyhisselama kızanı pek duymuyorum. Çünkü Ezrail aleyhisselam Mevla ne yaptı? Gizledi. Bahaneler yaratacağım, seni kaybedeceğim.
Allah'ım bize onu en güzel surette göndersin. Amin. Aleyhissalatu vesselam. Allah ona selam eylesin Allah. Amin. Yüksek tecelliler versin ona. Amin. Amin. Dua edelim. İşimiz var. İşimiz var onunla. Duyuyor buradan. İçimizde varsa yakın tarihte gidecek. Onu hepten buradadır da o zaman. Şu anda bilmiyorum. Ya. Çünkü bazı camide de ölen var. Yanımızda da ölen oldu. Onu bilmiyorum. Yani biri yaklaştıysa o gelir. Ön kontrol falan şey. Denilen yerde mi duruyor mu? Yoksa bir bahane çıkacak oraya gidecek. Allah'ın işleri ya Rabbel Alemin. Adam nerede ölecek? Bilmiyorum. Bu ne ilginç bir şey ya. Nerede öleceğini bilmemek ya. Dağın başında ölüyor. Denizde ölüyor. Okyanusta ölüyor. O uçak ne oldu öyle Malezya uçağı ya? He? Yok ama şimdi nedir bu? Denizin ortasına düşse de bulunurdu ya. Ama ve lakin işte öyle denizin dibinde de ölmek var. Efendi Hazretleri derdi hamsilere yem olmak var. Tabii Malezya'nın oralarında okyanusta hamsini arar da. Yani ne balığı varsa. Yer seni balıklar. Bir şeyin kalmaz. Allah. O zaman ne olacak? Zaten o Budistlerin bir kısmı yakıyorlar. Yaktıktan sonra kemikleri topluyorlar. Kemiklere bir şeylere sarıyorlar, sarmalıyorlar. Dağlara götürüyorlar. Yüksek bir yerlere oyuk yapıyorlar. O oyuklarda o kemikleri koyuyorlar. Onlara bir renk renk boyamışlar, bir şey etmişler. Kimin kemiği nerede kimse mi? Hey, eyne ma tekunu. Nerede olursanız olun. Yeti bikumullahu cemia. Allah hepinizi getirecek, mahşere çıkaracak. Nerede olursanız olun. Everest'te misin, bilmem Himalayalarda mısın? O Himalayaların oralarda Budistler var. Eteklerinde. Yakıyorlar, ondan sonra kemikleri ne işlemler yapmışlar kemiklere. Gitmişler, oyuklara koy, kemikleri koymuşlar. Allah. Sizi getirecek Allah Celle Celaluhu. Hesaptan kaçmak yok. Ama akşam oldu sabaha bekleme, sabaha çıktın akşamı gözleme, sen ahiret yolcususun, bunu böyle bilesin, o zaman tuğlu emel olur mu? He? Olmaz. Ama adamla sözleştin, sözünü tutacak mısın? O ayrı, sabaha kalktın, baktın ki sağım. Ne yapacaksın? Elhamdülillahillezî ehyâna ba'de mâ mâtenâ. Bizi öldükten sonra, uyku ölüm, öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun diyeceksin. Ve ileyil ba'si ve nüşûru, dualarım kitabında var. Dönüş ona, çıkış ona, varış ona diyeceksin. Baktın ki hayattayım, o zaman sabah namazı farz mı? Farz. Baktın ki şeyi ona göre kurdun sen. Beşe kurdun, beş buçuğa. Değil mi? Zil çaldı, bir de baktın ben hayattayım. Diyeceksin ki bugün ölmemişim. Tabii her gün bu hesap var. Niçin duada diyor bizi dirilti? Öldürdükten sonra diyor. O dua niye orada söyleniyor uyanırken? Onu dikkat edeceksin. Beni isteseydi ne yapabilirdi? Öldürebilirdi. Yatarken ki duasında ne var? O başı var. Allahümme inemsek de nefsi ruhumu tutarsan, geri yollamazsan, bak uyurken insan bunu okusa, ya hoca ben de bunun manasında böyle anlatıyorsun falan, ben bunu nasıl okuyayım? Bu sefer uyku gözüme girmez, moralim bozulur. Niye? Uyunca ruh çıkıyor ya. Çıkmasın bari, çünkü gelmeyeme tehlikesi var. Hayır, adam evhamlaşırsa uyumaz yani. Ama duanın manası bu. Ama duada diyor ki sen şimdi beni uyutacaksın. Uyuyunca da ruhum çıkacak. Ruhumu tutarsan diyor. Hadi bakalım adam bir evhamlansın. Ulan bu gitti gelmemedi mi de mi var? Ha, o zaman uyanık durayım. Ne kadar uyanık duracaksın? Bir gün iki gün, on sonra küt aşağı. Ayakta da olsan devrilirsin. Uyumamanın bir şeyi var. Dayanma direnci var. Nefsimi yani ruhumu tutarsan ferhamha, ona rahmet eyle. Yatarken, bak yatarken ölüm moduna giriyorsun zaten. Kalkınca da aa beni öldürdükten sonra diritti. İşte o zaman yaşamanın da zevkine varırsın. Şimdi senin hiç kaç senedir yatıyorsun kalkıyorsun? Yaşın kadar. He? Hiç mutlu oldun mu kalktığında? Niye? Anlamıyorsun ki öldün de dirildin. Ulan ölüp dirilmek ne demek? Sana bir imkan verilmiş. Bütün ölmüşler onu istiyorlar. Milyar dolarları olsa verirler. O sana verilen günden yarım saat almak için. Ne verildi sana şimdi bu sabah uyandırılmanla? Ne verildi sana? Bütün dünyanın
krallarının hazinelerinden büyük servet verildi. Çünkü o paralar bunu getiremiyordu. Şimdi sen bu sermayeyi nasıl kullanacaksın? Hemen doğru abdese de ha. Hemen git abdest. Güzel bir abdest, sünnet vecci üzere. Şapur şupur değil. Bu sabah abdestleriniz sizin herhalde yer ya sakattır. Uyku sersemliğinden kuru yer bırakırsınız. Adam hemen namazdan sonra uyuyacağım, uykum açılmasın diye gözün buralarına su sokmuyor. Ne sakat adamlar var ya. Uykum kaçmasın da bilmem. Kaçarsa kaçsın. Cennet mi kaçtı yani? Sen buralarına şey yapsana, kepekler var zaten buralarında. Nasıl yatıyorsun belli değil, ağzın mı açık, burnun mu açık. Mübarek adam, her tarafına kepek dolmuş. Zikir üzere yatmazsan ne olur? Şeytan oynar seninle. Belki de zaten gafletle yattın, durumun kötü. Kalktın abdest, alman lazım. Hemen abdest, güzel abdest, sünnet üzere. Ondan sonra sabahın sünnetini kıl. Evde, ondan sonra okunacak dualar oku. Ondan sonra cemaate git. İşte bir gün hayat bulmanın, sabaha canlı kalkmanın zevki. Rabbine secde ama cemaatle birlikte. Ama ne tat değil mi? Ne diyor Evliyaullah? 8 cenneti verseler almam, sabah namazının cemaatini alırım diyor. 8 cenneti almam diyor yani. Çünkü tarikatta, tasavvufta ilerlediğin zaman ibadetin zevki 8 cennetin zevkini geçiyor. Geçmese Rabiatül Adeviye niye sabahlara kadar uyumuyor? Biz uyumasak canımız çıkıyor 2 saat sonra. O da uyumamaktan niye zevk alıyor ibadette? Çünkü tadı çok. O tadı aldığı zaman sen de ona acıyorsun. Diyorsun ki vah 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 canı çıktı uyumamaktan. Sen ona acıyorsun ama onun aldığı zevki bilmediğin için acıyorsun. Veyahut adam krallığı, padişahlığı bırakıyor. İbrahim bin Ethem gibi radıyallahu teala Belh Sultanlığını bırakıyor. Ne yapıyor? Hamamlarda Müslümanların sırtını keseliyor Allah rızası için. Nefsini kırmak için. İşte odun topluyor falan. İşte Aziz Mahmud Hüdayiler işte ciğer satmışlar. Kadılığı bırakıyor. Millet de delirdi diyor yani. Bu diyor Bursa'nın kadısı. Bursa o zaman en büyük memleket. Efendim çok büyük forsu var. Padişaha yakın bir mertebe. Kadı ne demek bir vilayetin her şeyi. Sen ciğer satıyorsun sen. Acıyorlar ona yani. Halbuki o manevi makamdan bir haz almış. Oradan bir lezzet almış. O zevk, o lezzet ona her şeyi unutturmuş. İbrahim bin Ethem'in hudid dünya ve mafiya. Dünyayı da al. İçinde ne varsa da al. Hepsi senin olsun. Fe innel aşka yekfina. Aşk bize yeter. Çünkü biz Allah'a öyle bir aşık olmuş ki uykumuz kaçmış, iştahımız kaçmış ama öbür iştah gelmiş. İbadet iştahı gelmiş. Namaza doymaz. Kur'an okumaya doymaz. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu teala. Bir rekatta Kur'an'ı hatmediyordu. Ondan sonra kalkıyor. Hazreti Osman hakkında konuşuyor. Terbiyesiz, edepsiz. Namussuz da diyebilirsiniz. Şerefsiz de ekleyebilirsiniz. Hazreti Osman akrabasına tarafına şey etmiş. Hazreti Osman'ın yanlış işleri varmış. Tüh suratına senin tükürdüğüm. Kainatın efendisinin meleklerin utandığı adam diyor ya. Hazreti Ebu Bekir gelmiş ayağını toplamamış. Hazreti Ömer gelmiş ayağını toplamamış. Hazreti Osman girince ayağını toplamış da bunun sırrını sormuşlar da. Ben nasıl utanmam demiş. Ama istihi. Min racülün yestahî min melâketur rahman. Rahmanın melekleri utanıyor onun hayasından. Ben nasıl utanmayayım demiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi ayağını uzatmış, biraz uzatabilir. Sünnette uzatmak da var. Ama Hazreti Osman böyle bir zat. Hazreti Osman'ın yanlışı var. Şu terbiyesizlere bak ya. Şimdi Hazreti Osman'ın sözünden geldim oraya da ne buyuruyor? Bir rekatta Kur'an'ı katmetmiş. Vefat edildiği zaman şehit ettiler işte Kur'an'ın üzerinde. Şehit edecekleri zaman hanımın adı neydi? Naile. Radıyallahu teala anha. Hanımı ne demiş? Ya ister öldürün, ister bırakın demiş. Bir rekatta Kur'an'ı hatmeden adama ne zarar verebilirsiniz? Yani ne olacak? Allah'a şehitliğe gönderirsiniz. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göründü ya ona. Vefat etmeden iftarı beraber yaparız ey Osman. Allah sana bir gömlek giydirdi. Sakın onu çıkartmanı isterlerse o gömleği çıkartma. Yani halifeliği onlara bırakma. Çünkü o halifelikten kendini azletseydi öldürmeyeceklerdi. Ama hadis-i şerif var ona. Çünkü gömleği Allah giydirdi, çıkartma. Efendim sen bekle. Ne buyuruyor onun sözünde? Bir adamın kalbi selim olursa, yani ahiret dertlisi olursa ve dünya dertlerinden, hırstan,
ve uzun kuruntulardan ve beklentilerden boş kalırsa o kişi Kur'an okumaktan doymaz. Şimdi sen Kur'an okumaktan doyuyor musun, doymuyor musun? Yılıyor musun, yılmıyor musun? Bıkıyor musun, bıkmıyor musun? Şimdi sen bak, birkaç sayfa okuyorsun, hemen sağa sola bakınmaya başlıyorsun. Biri laf açsa da Kur'an'ı bıraksan. Ha ben öyle değilim Allah'ın zemine. Mesela hapiste de bu arkadaşım Sezer benim. Hapiste de durdu benim yanımda kaç ay mesela. Ben Kur'an okurum mesela. İstemem ki orada biri gelsin, beni biri konuştursun. Biri benimle muhatap, hiç istemem. Niye istemem? Çünkü Mevla ile konuşuyorum. O arada ben istemem ki biri benimle konuşsun. Ama bazı insanlar tabii nedir? Bazı insanlar iki sayfa Kur'an okur, oradan da sağa sola bakar. Niye biri gelsin de bir nasılsın desin falan, ben de oradan kapatayım Kur'an. Yoruluyor yani. Bir cüz okusa, iki cüz okusa usanma geliyor. Adam bir rekatta Kur'an'ı katmediyor. Bir rekatta katmetmek için ne kadar zevk almak lazım? Bir defa belin dayanacak. Belin dayanması için o işten zevk alacaksın. Bir defa zevk aldığın işten yorulmazsın. Niye 4 saat bilgisayarın başında yorulmuyorlar? 8 saat internetin başında duruyorlar, yorulmuyorlar. Niye? Artık yemeği içmeyi de orada yapıyorlar. Zaten pizza mizza bir şeyler istiyorlar. Onu da orada kırıntılar mırıntılar bilgisayarın içine doluyor zaten o sıra. Efendim o sırada karınca marınca nasıl basmıyor bunları bilmiyorum da. 10 saat, 14 saat, 24 saat bilgisayardan gözünü kırpmadan duran var. Peki bizden böyle bir şey ibadette duran görülmüş mü? Niye? O oradan zevk aldığı için duruyor. Sen buradan zevk almıyorsun. Alıyorsun, aldığın kadar kılıyorsun. Kaç dakika? 4 dakika, 4 dakika. İşte senin zevkin bu. Çünkü dünyacılık olan, hırs olan, beklentisi ahiretten olmayıp dünyaya bel bağlayan ahiret ibadetten zevk alamaz. Bizde de böyle bir durum var. Bu sefer ahiretten, ibadetten zevk alamaz. Ahireti bekler mi? Beklemez. Ölmek ister mi? İstemez. Mevla'ya kavuşmak ister mi? İstemez. Ona sorsan işte biraz daha yaşayayım da daha ibadetler yaparım, fazla kazanayım da ölmeyeyim. O doğru bir tez. Hadis-i şerifte de var. Ölüm istemeyin. La temenneyen ehadikum l-mevt. Yadurin nezelebi. Başına hastalık gelir, ağrı gelir, sancı gelir. Sakın ölüm istemeyin. Niçin? Yaşamakta hayır var. İyiyseniz iyiliğinizi arttırırsınız. Kötüyseniz tevbe etme imkanı bulursunuz. Dolayısıyla ölüm isteyin demedik. Ama adamlara idam haberi verildiği zaman o ne bayram şenliği ya? Demek adamlar ahiretçi. Dünyacı değil. Bu dünyacı adamların yapacağı iş değil. Şimdi tabii ki biz dua edeceğiz. İnşallah yapılan dualara katılacağız. Söylediler Saraçhane'de yapılacak, Fatih'te yapılacak. Yani çok yerlerde söylediler. Onları siz takip ediyorsunuz zaten. Ben onların ilanıyla görevli değilim. Ama katılalım mı? Ne var? Efendim sırf Allah için dua yapılan yerlere katılın. Katılın. Allah için dua yapılan yerlere katılın. Ama tabii ki tehlikeli şeyler olursa provokasyon gibi onlara girmeyin sakın. Ortalık karışırsa siz sıvışın. Yani ne demek istiyorum? Çünkü karşı tarafta Müslüman, hepimiz aynı milletiz. Birbirine karşı hareket, polise karşı olsun, vatandaşa karşı olsun asla zarar verecek şeylere girmeyin. Zaten biz onu size çoktan tembihlemişiz yani. Ama duaya katılır, şudur budur. Ama Allah muhafaza, ben tabii bunları inceliyorum biraz. Vehhabi ekolü olursa organizelerde veya Şii ekolü olursa, Şiiler pek olmaz. Şiiler bunlara idam edilsin de bayılıyorlar şimdi. Çünkü Lübnan'da da birkaç tanesi kaçarken Lübnan teslim etmiş geri çünkü Şiilikten dolayı. Orada da Hizbullah biraz ağır basıyor. Ehl-i Sünnet kesilsin diye onlar göbek atıyor yani. Onlar çok memnun oluyorlar tabii. Muhammed Mursi de mübarek adam gitti onların meclislerinde. Ebu Bekir dedi, Ömer dedi. Radıyallahu Teala anhuma çok büyük iş yaptı yani o adam. Ölse de kalsa da büyük adam bizim için. Çünkü İran meclisinde Ebu Bekir Ömer demek, radıyallahu anh demek kolay bir şey değil yani. Kolay bir şey değil. Onun için ben ona mücahit derim. Ben ona mücahit derim. Ben herkese rastgele mücahit demem. Ama bu adam orada bazı şeyleri göze almıştır. Hazreti Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e radıyallahu anh diyerek onu söven, onu sevmeyenlerin meclisinde onları methetmekten o kurtarmıştır Allah'ın izniyle. Ölse de kurtarmıştır. Ama Allah Teala bu idamı durdursun. Amin.
Amin. Çok dua edelim. Allah Teala onların hayatını bağışlasın. Amin. Allah Teala onlara daha çok hizmet edecek. Mısır'da Ehl-i Sünnet'i seçimler vasıtasıyla veya başka vasıtalarla da olabilir. Allah'ın çok yolları var. Ehl-i Sünnet'i aziz edecek, galip edecek. Allah onlara fırsatlar, imkanlar, sebepler halk eylesin. Amin. Amin, 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 amin. Çok yani dua ediyoruz onları. Seviyoruz onları çok. Genel manada Müslüman ve Ehl-i Sünnet'tirler. Hareket olarak Müslüman ve Ehl-i Sünnet'tirler ama tabii içlerinde bazı insanlar olur. Uçuk kaçık fikirler olur. Bunlar geneli bağlamaz. Hasan Benna efendim Allah rahmet eylesin şehittir. Yani o ekolde onlar Ehl-i Sünnet. Hatta Hasan Benna tasavvufa intisaplıdır. Dolayısıyla kurucu güç öyle tesis etmiş. Bunlar da Ehl-i Sünnet'ten çıkmamışlar elhamdülillah. Bakın yine çok önemli bir mesele. Suudi Arabistan bunları idam edecek. Sisi'ye devamlı ne yapıyor? Para veriyor. Halbuki para veren adam ne yapar? Lafını geçirtir. Para veren emir de verir. Durdur bunu dese durdurur ya. Çünkü para veren adamlar laf işletir. Kural öyledir dünyada. Ama yani bugün bir Suudi Arabistan bile bunları 529 kişi idam etme bunları demiyor ya. Bu adamlar ne suçu var ya? Amma ve lakin ilginç. Buradan da ne anlaşılıyor? Selefi denen harici kısmından olsalardı orası da bunlara bir destek çıkardı. Şii'den fayda yok. Vehhabi'den fayda yok. Anlaşılıyor ki burada ne var? Bir Ehl-i Sünnet'e karşı hareket var yani. Zaten dünya üzerindeki tek çıban başı Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet devlet olmasın, Ehl-i Sünnet aziz olmasın, Ehl-i Sünnet birlik olmasın diye bütün yani Yahudisi, Hristiyanı ittifak etmiş. Dertleri Ehl-i Sünnet. Çünkü Ehl-i Sünnet güç bulursa onlar biliyorlar başlarına ne gelecek. Ne geleceğini biliyorlar. Çünkü ayetleri bizden iyi okuyorlar. Tefsirleri de bizden iyi yapıyorlar. Tahlilleri de bizden iyi yapıyorlar. Pentagon da yapıyorlar yani. Veyahut da işte efendim nedir o? Siyonizmin merkezi. Tel Aviv'de şurada burada. Orada yapıyorlar. Nasıl tahlil yapıyorlar? Masa başında. Bir bakıyorlar. Şii'nin şuralardan açıkları var. Bunlarla geçinebiliriz. Vehhabi'nin şuralardan açıkları var. Bunlarla geçinebiliriz. Ehl-i Sünnet'e bakıyorlar. Bunları taviz verdiremeyiz. Bunları mutlaka ezmemiz lazım. Çünkü ayet ve hadisleri doğru okudukları için bizim ilahiyat profesörleri gibi yanlış yanlış mana vermiyor ki. Bizim ilahiyatçılar çıkmış ne diyorlar mesela? İslam'da ne yok? Savunma savaşçı var. Saldırı savaşı yok. Bizans ne yaptı ki Fatih Sultan'a yani? Bizans burada duruyordu. Fatih gelip buraya saldırdı mı saldırmadı mı? He? Bu saldırının adı nedir İslam'da? Cihattır, fetihtir. Kazanırsan nedir? Fetihtir. Kazanmazsan da gazadır. Gaza mübarek olsun. He? Nerede kafan kırıldıysa onu konuşalım yani. Kafana nerede bir şey yedin onu konuşalım. Gaza mübarek olsun da kafaya tencere mi yedin, tava mı yedin, karıdan dayak mı yedin? Allah yolunda cihata mı gittin? O ayrı mesele. Neyin mübarek olacaksa o mübarek olsun. Ama savunma varmış, saldırı yokmuş. Şimdi ben yalan mı konuşacağım kardeşim? Saldırı var. Niye var? Oranın iyiliği için. Onları Müslüman etmek için. Ama saldırıdan evvel ne var? Ya Müslüman olun ya cizye verin. İki şık. Müslüman oldu, cizye vermez. Cizye verdiyse her sene ödüyor. Yine savaş? Yok. Çünkü neden cizye aldığı zaman küfür zayıflar, İslam güçlenir. Küfür zayıflarsa ne yapamaz? Müslümanlara zulüm dışarıda yapamaz. Çünkü küfrün mutlaka fakir ve hakir olması lazım. Zengin olduğu zaman ne olur? İşte şu anda dünyada olanlar olur. Bütün Müslümanlar, masum siviller helak olur. Çünkü gavur onların kanına kan demiyor ki. Irak'ta günde 40 kişi ölüyormuş. Şu anda. Günde 40. Ayda işte ortalamaya vurun. 3 kere 4 12 1200 aylık ölüm var şu an. Şu anda Irak'ta savaş yok ya. 1200 kişi aylık ölüm var. Ve dünya orayı bitirdi. Ondan sonra çünkü öyle bir yara açtılar ki. Yani ayağımızdaki yara sonra sırtımızda çıktı. Oradan kansere dönüşünce, tümör olunca tabii ki Irak'ı herkes unutuyor. Libya'yı herkes unutuyor. Çünkü neden? Bu sefer Suriye 3 senedir kan ağlıyor. Bu sefer hadi oranın yaraları
Onların derdini şimdi. Hadi bakalım Mısır'da idam kararı veriliyor. Myanmar'da zaten garibanları diri diri yiyorlar. Etlerini kesip kesip yiyorlar Müslümanlar. Yam yam adamlı. Yakıp mı yiyorlar? Allah Allah. Allah Allah Allah. Ne yam yam bir millet ya. Böyle bir şey görülmemiş. Şimdi gel insan şeytanı, cin şeytanı. Ya cin şeytanı ne yapsın bunlara ya? Durum bu. Ama birileri idam kararını duyunca sevinebiliyor. Yani Allah'a gitmekten hoşlanıyor. Ve bir an evvel gitmek istiyor. Ve şehit olmak istiyor. وَاتَّقِذَ مِكُمْ شُهَدَا Allah Teala da ben sizden şehitler almak istiyorum buyuruyor. Tabi idam da olsa insan neyle ölüyor? He? Eceliyle ölüyor. Çünkü ehl-i sünnet itikad metinlerinde ne diyor? وَالْمَكْتُولُ Bir adam öldürülse o öldürülen adam nedir? Meyyitün ölmüştür. Neyle ölmüştür? Bir ecelihi. Eceliyle. Ama şimdi bizim millet çok yanlış sorular soruyor. Eceliyle mi öldü yoksa hastalığı var mıydı? Tam bir, tipik bir diyeceğim ilerisini demiyorum. Oralılar sinirlenmiş. Tipik bir laf yani. Ya eceliyle mi öldüğün laf var mı? Kafasına taşla düşse eceliyle öldü. İdam da edilse eceliyle öldü. Rızkı bitmiş, nefesi bitmiş. İnne nefsen len temute hatta testek bile rizka. Asla bir nefis ölemez. Asla. Bütün millet doğrasa ölemez. Her yerini kesseler kuyruğu sallanır. Ölemez. Çünkü neden? Rızkını bitirmeden. Rızkı dolmamışsa, yiyeceği varsa kaderde ezelde yazıda onu yiyecek. Onu yemeden ölemez. Dolayısıyla rızkı bitmişse dünyadan zaten ölebiliyor. Dolayısıyla eceliyle ölmüş olur. Çünkü rızkı bitmiş, saati bitmiş, ömrü bitmiş, nefesi bitmiş. Ama bizim onların idam olmaması için dua etmemizde fayda var mı? Oo, fayda olmaz mı? Vazifemiz, üzerimize farz. Kendi işlerimizi bırakacağız şimdi. Kendi ön plandaki dertlerimizi. Ya Rabbi bana karı bul, evlenemiyorum falan. Bırak o işleri şimdi, iş bulamıyorum falan, tamam. Onlar sonra. Ön plana neyi çıkaracağız? Mısır'daki Müslüman kardeşlerimizin idamının durması için. Sonra Suriye'deki ateşin durması için. Sonra Irak'taki bu fitnenin sönmesi için. Bu Şii ateşini Amerika yaktı orada, Şiilere verdi yönetimi. Ehl-i Sünnet'i kesip doğruyorlar. Bu Irak çok zor durumda. Ehl-i Sünnet kalmayacak yakında mı? Ne camiler, ne medreseler, İmam-ı Azamlar, Abdülkadir Geylaniler. Hep Şiilerin eline geçecek bu durumda. Çok durumumuz vahim yani. Bu dolap dönüyor etrafımızda. Artık bizi de hedefe koymuşlar. Allah Teala işte medreselerin, talebelerin, sabilerin, işte Evliyaullah'ın, Efendi Hazretlerimizin kavsında burada olması, Türkiye'de olmasının çok önemi var bence manen. Yani bura korunuyor. Çünkü buna kendisi işaret ederdi. Bakın etrafımız ateş çemberi, Türkiye'ye bir şey olmuyorsa bu çarşaflıların hürmeti nedir, bu medreselerin hürmeti nedir, bu talebelerin hürmeti böyle derdi. Yoksa Allah Teala Türkiye'ye erozyon mu ne? Şarkı yarışmasında birinci olmuş diye Allah adamı affetmez ki. Aa Türkiye bu sene birinci olmuş Erovizyon'da. Ne olacak? Türkiye sporda birinci olmuş. Kızlar bacaklarını baştan açmışlar, atletizm yapıyorlar. Ondan sonra bir de altın madalya aldık. Uuu alkış falan. Mevla da aa Türkiye ne kadar ilerlemiş ya. Der mi ya? Sen sopa yemediğine şükret be. Sen sopa yemediğine şükret. Karıyı kızı açmışsın bacağını. Ne sporu be? Hangi dinde var, kitapta var? 104 kitapta yok. Yahudinin dininde yok be. Yahudinin dininde, Hristiyan'ın dininde yok. Kızın başını bacağını aç da gör. Gönder erkeklerin içine sal. Erkekler de seyretsin, madalya taksın. Ondan sonra uuu bayrağımızı dalgalandırdı. Ulan bayrağımızı dalgalandıracak yer mi kalmadı? Sen tıpta bir ilerleme yap. Bir füze yap. Bir uçak yap. Türkiye'yi dünya çapında ilerletecek maddi manevi bir kalkınma proje yap. Bayrağı da dik. İstediğin kadar bir bayrak da ben getireyim. Bayrak benim bayrağım ama bayrak böyle onun bunun kızın bacağından bayrak olmaz ya. Bir de bayrağı doluyorlar üzerlerine çırılçıplak. Allah Allah. Şehidin kanı o ya. Şehidin kanı, biraz dikkat edelim ya sen. Ne çıplak vücuduna seriyorsun şey gibi. Efendim artistlik gibi. Ama Mevla bizim kaşımıza gözümüze bakmaz. Güzelliğimize bak, çirkinliğimize bakmaz. İnnallâhe lâ yanzuru ilâ suvarikum. Allah sizin suretlerinize, görüntülerinize, görünüşlerinize bakmaz.
Ve la ilahe amalikum, yaptıklarınıza bakmaz. Yaptıklarınıza derken yani dünyalık. Öbür türlü amellerinize bakar. Yani dünya bakımından o şunu yapmış, bu bunu başarmış mı? Velakin yanzuru, nereye bakar? İlâ niyâtikum, niyetlerinize bakar. Ve kulûbikum, kalplerinize bakar. Ve amalikum, başka hadiste de diğer amellerinize bakar. Ne demek? Dünya amellerinize bakmaz. Ahirete yönelik amellerinize bakar. Helal mı yaptın, haram mı yaptın bakmaz. Ama öbür türlü istediğin kadar uçmuşsun, kaçmışsın. Ne yapacak onu Mevla? Mubah işler de var yani. Ama tabii bazı tehlikeli işler de var. Girmemek lazım. Mesela ne onun adı? Karda mesela kayak. Tehlikeli sana. Ondan sonra dağcılık. Bir lazım değil. Çıkarken dağ kayboluyorlar. Çığ düşüyor üzerlerine. Askerlerin canı çıkıyor onları bulana kadar. Bilmem. Yani mubahtır ama ne lüzumu var? Tehlikeli işe ne lüzumu var? Yok efendim en yüksek dağa çıkacağım da bilmem ne. Yolda kalpten gideceksin yani. Ondan sonra bunlara lüzum yok. Ha lüzum yok ama haram demiyorum mesela. Velakin Mevla yani o gibi amellere bakmaz. Sen dağa mı çıktın, zirveye mi çıktın, birinci mi oldun, beşinci mi kaldın? Ama ahiret amellerinize bakar. E şimdi o zaman biz neye göre hesap yapacağız? Neye göre kitap yapacağız? Ahirete göre, ölüme göre. Ölüm de ne zaman? Akşamladın sabahı bekleme. O zaman uzun bir beklentiler kapılabilir misin? Kapılmaz. Ama sözler ayrı bir şey. Ne dedim? Yarın adamla 9'da randevum var. Sabahta kalktın, gitmedin. Oldu, sözü bozdun. Haram. Adam da sana telefon etti. Abi 9:30 oldu, burada sap gibi kaldım. Ayakta bekliyorum. Neredesin? O da dedi ki, ya dün hoca bize vaaz etti. Akşamladım, sabahı bekleme falan. Ben bütün beynimden programları iptal etti beynim. Ölecek miyim, kalacak mıyım falan. Sonra baktım, ölmemişim falan. Ama seni de unutmuşum yani. Ya kardeşim, hoca sana bu programı yap da kafanı buraya yönlendir de yarınki sözlerini tehir et, tecil et demedi ki sana. Sana dedi ki, sen yatsıyı kazaya bırakma. Sen tevbelerini ihmal etme. Vasiyet edeceğin bir şeyleri geri bırakma. Çünkü sabaha çıkmayabilirsin. Sen ahirete hazır ol. Uyandın mı hamd et ki, ya Rabbi canımı bağışladın bugün de bana. Ondan sonra ne yap? Nerelere söz verdiyse onları yap. Helal ve meşru sözlerinde dur. Haram olan sözlerinde durma. Adamla anlaşmış, kuyumcuyu soyacağız. Ya böyle sözde durulur mu öyle? O da ona diyor ki, sen diyor en büyük diyor haramı işledin. Niye? Beni yalnız bıraktı diyor. Ulan seni yalnız bırakmak sevap. Gittin kuyu, adamı soyuyorsun. Salak mısın? Neyse. Öyle söz olur mu? Yemin bile etsen vallahi billahi senin yardımına geleceğim. O yemini boz. Kefaret vereceksin. O yemini bozdum da ya ben hırsızlık yapmadım yetmez mi? Allah benden ne istiyor?